Evet, girdik. Girdik mi? Ben bir tanıtayım bir ilk oh. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Amiral hoş konseyi bulduk. be. hoş Amiral konseyinin ilk bölümü. Arkadaşlar ilk öncelikle e, amiral konseyi nedir, ne değildir e, bilmeyenler varsa bir onu anlatayım. One Piece'teki amiraller ne zaman ortaya çıkıyor? Böyle One Piece'te büyük olaylar olunca hani böyle işler böyle karmaşıklaşınca ortaya çıkıyorlar. Biz de böyle e, One Piece'te büyük olaylar olunca toplanacağımız, sohbet edeceğimiz güzel bir seri başlattık. İsmi de Amiral Konseyi. Sırasıyla Grant Line yolculuğu, ben, e, Nane Mola ve Mert Gimlan'la beraber doyası bir One Piece konuşması yapacağız. Umarım e, sıkıntısız bir şekilde. E, abi ilk öncelikle herkese bir haritır sorayım. Engin abi, nasılsın abi? Evet, gayet iyiyim. Çok iyiyim. Tabii One Piece hı hı. araya girdi. One Piece bu arada inanılmaz bir yerde araya girdi. Hero Oda'ya buradan teessüf ederim. biliyorsun başta mi? çok şey bak olumlu bakıyordum yani bırakın adam ara versin diye de abi olmaz yani. Çok hı hı. kötü bir yerde verdi. Bir ay bekleyeceğiz bakalım. Bakalım. Abi Mert abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim ya. Çok heyecanlıyım sizler nasılsınız? <laughs> biz de çok heyecanlıyız <laughs> ve biz de iyiyiz. <laughs> <laughs> ya bir haftadır ben bu yayını bekliyorum yani çünkü şey diye. One Konuşmak için tut tutuyorum kendimi yani böyle. Evet. evet ben senin özellikle bu bagi hakkındaki fikirlerini vesaire çok merak ediyorum. Oralara geliriz. Geliriz. Abi Ömer abi annem ola hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl iyi misin? <laughs> İyiyim çok şükür. Böyle bir benim yoğunluğumdan dolayı bu arada arkadaşlar hepinizden özür dilerim sayın izleyiciler. Benim yok, yoğunluğumdan yok. dolayı e, Cuma günü planlanan yayın önce Cumartesi'ye sonra pazara en sonunda bugüne sarkıtıldı. Umarım o kadar güzel, o kadar keyifli bir muhabbet olur ki bu gecikmeyi telafi ederiz hep beraber. Estağfurullah. Sohbet iyi olur, sohbet iyi olur ondan eminim. Ee, hiçbir şüphem yok abi ondan. Şimdi Yonko sagası bitti, yeni bir saga başlıyor final sagası. Ee, i̇lk önceki bir final sagası hakkında bir şey yapalım hani e, özellikle izleyiciler bence bunun için hani bunu merak ediyorlar e, final sagası kaç yıl sürer e, atıyorum kaç sezon sürer hani sizin fikriniz var mı bu konu hakkında e, final sagası hakkında sonuçta bir ay sonra EHRO'da resmi olarak açıkladı ben One Piece finaline gideceğim diyor ne diyorsunuz kaç sene sürer kaç sezon olur var mı bir fikriniz? 8 yıl, yıl sürer sezon. bence 3 sezon 5 yıl falan diyorum ben de 5 6. 3 sezon 5 yıl. Minimum 5 evet. yılı var ya. Minimum 5 yıl. Bak bence kafadan bu arada bir elbaf kesin olur diyorum ben. İtiraz olan var mı? Elbuff'un biz el buff değil, biz, el buff biz şey olacak. yapıyoruz yani HRO'da kendim yapacağım demedi ama herkes kesin gözüyle bakıyor şu anda. <laughs> bir Elbuff el Elbuff'a çok yatırım yapıldı yani. Elbaf evet. hakkında bizim eee şeyde Lobby'den beri hatta şey e, bu Küçük Bahçe'den beri şu Dory ile Brogy var ya, ya Küçük de. Bahçe, her küçük bahçe ismi gelmedi. Oradan beri biz Elbaf, Elbaf sürekli gaz veriliyoruz. O alttan alttan geliyor onun hikayesi. Sürekli devlerin ülkesi. Evet, i̇şte evet, e, evet. bir North kültürü. Luffy Luffy gitmek istiyorum dememiş miydi ya? Sana Dediler, evet. çok evet. da Luffy'den emin değilim. Luffy pek hatırlamıyorum ben bu arada. Luffy de demiş olabilir ya, o bu arada. Küçük Bahçe'de kafaya koydular canım gitmeyi ya. Şimdi değil mi değil mi? Bazen evet, de evet. ama dedikleri de çıkmıyor ya. Luffy mesela... Jack'i dövmek istiyorum da demişti. Ben onu bekliyordum. O da Hı -hı. çok çıkmadı. Zorda demişti bunu. Aynen. Zorda şey demişti. Orochi'yi keseceğim demişti. Onu da kesmedi. Evet. evet. oluyor arada böyle. En iyisi de gözüktü bu arada devler. Bir tane dev vardı, Guardian dev. Usob'da. Bir tane vardı, vardı. vardı evet. yani değil e, Usopp tane... zaten kankili şeyden. <laughs> aynen, aynen. O ikisini tanıyordum diye karakterimiz kurdu. Var ya çok dev karakterimiz. Hatta böyle hmm. son Şeyde falan ne derler. Ee, son Vano'da bir şeyi de hatırladık. Thriller Bark'taki ee, savaşlarını ors. hatırlıyorlar ya. Neydi? Hı hı hı. Ors. Ors olan. Evet, zombi, evet. zombi ors olan savaşlarını hatırlıyorlar. Ve işte şey diyorlar ya. Devler çok güçlü. Orsu bile biz bütün tayfazar zor durdurmuştuk falan gibi. Orası evet, evet, evet. çok iyiydi bu orada. Hani şey diyor. Evet, bak evet, Çok, çok güçlendik haberiniz olsun gibisinden. <laughs> Seyirci kıpırdıyordu. Şey evet var. evet ben de orada şey oldum. Marineford'da birkaç tane dev gördük de onlar John the Giant vardı bir tane Be beyaz sakalın parçaladığı. <laughs> Parçalayıp evet. attı böyle. 5 tane 6 tane de var. Altı tane Orada... bir dev koramiral evet, vardı evet, senefstan değil mi? Hani bir direkt okay. dev birliği vardı zaten. Evet o Carmelana'nın olarak... bok çebesi. Divinity <laughs> 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 tayfası... tayfasında da teknik olarak e, bir dev var aslında değil mi? Evet, Şeyde. Evet. Teknik olarak öyle bir kaptan dev kaptan. Adı neydi onun? Hayrudin, Hayrudin. Ee, hayrudin, 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 evet. hayrudin tabii. Hayrudin'in Hayrudin, hayrudin ve gele... teknik olarak. Hayrudin ve geleceğin dev korsanları. O şekilde anılıyor evet. onlar değil mi? Aynen. Evet, evet. E, hayrudin de şeyden ayrılıyor bu arada. Buggy'den ayrılıyor. Buggy evet, <laughs> evet. abi. Ya evet ya. <laughs> buggy gidiyor abi onu ölüm listesinde oluyor. Sen göreceğin oğlum <laughs> sen benden ayrıldın diye. <gülüyor> <gülüyor> o mesela S tier adamlarından biriymiş Buggy'nin. Mesela evet. Buggy'den çok ordusuna çok bir şey beklememek lazım diye düşündüm ben bunu duyunca. Ya belki... Ya orası çok güzeldi orası. Şey oluyor ya e, Hayrudin işi bıraktı falan deyince Buggy böyle ne falan yapıyor ama 5 <laughs> evet. tane ama diyor 5 tane daha devimiz var diyor ya olsun Hayrudin diyor en iyi adamın benim niye bırakıyor ki falan yapıyor. Şey çok güzeldi ya e, Asları Buggy'e şey diyemiyor Rufin'in yanına katıldı o yüzden çıktı diyemiyor. Bahsetmeyelim boşver <laughs> <kararı> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bahsetmeyelim hiç <laughs> duymasan bizden diye. <laughs> Ya bu ee, karışık gideceksek direkt Buggy'den istiyorsanız şey yapalım ya konusu açılmışken. Evet Buggy'nin konusu açıldı ya. Direkt son bölümden girelim o zaman Buggy'ye. Buggy demişken ya girelim ki bu son ya konu... şimdi evet yarım kalmasın Buggy me muhabbeti. Abi ben ilk öncelikle Merkingan'dan başlamak istiyorum. Çünkü onun fikrini merak ediyorum Buggy konusunda. Usopp'u, bak God Usopp'u sevmediğini söylemiştin değil mi? Ya Usopp'un ben gerçekten bir şeyler yapmasını istiyorum çünkü yani. Hani böyle... Ben... Hep hep böyle bir Buggy ve Usopta şey durumu var ya şakayla e, posterleri çıkıyor falan böyle. Gerçekten yaptıkları icraatlar üzerinden değil de hani öyle bir paralel var ikisi arasında. Ya ben bu arada Buggy'nin Yonko olacağına %100 inanıyordum. Ee, hı hı. Çünkü yani kesinlikle şey yapmayacaklardı. Love, e, Kid ve Luffy aynı anda Yonko yapmayacaklardı bence yani. Hı hı. Ee, ama soru şu. Bagi nerede bıraktık en son? Bagi en son Şişibukay'ydı. E, Sonra birden bire gizemli bir şekilde Şişibukay sistemini kaldırdılar. Neden orada ne olduğunu bilmiyoruz. Neden kaldırdıklarını bilmiyoruz tam olarak. Böyle bir karar alıyor e, Navy. ve direkt yani Bagi'nin mekanını basıyorlar. Bagi de orada zaten yayına girmeden önce Nane de demişti. Direkt yani ekibi de satarak kaçmaya çalışıyor. Yani ne yaptı da? Ne yaptı? ne yaptı da e, Yonko olacak bir şey yaptı. Acaba Navy'nin bir şekilde böyle biz buraya çok fazla süpernovaları Yonko olarak yazmıyorum da bir tane de bizim kontrol ettiğimiz bir Yonko olsun kararı mıydı diye düşünüyorum bir yandan da yani. yani evet. Bu sefer acaba öyle bir şey olabilir mi? Mantıklı bu arada. Onu hiç düşünmemiştim ya ben. Şey... <laughs> evet, evet ben de hiç düşünmemiştim mantıklı. Ya şey aslında dünya hükümeti şu an habire şey diyor. Ya biz çok meşgulüz bak denizciler sizinle uğraşamaz. Bayağı meşgulüz diyor sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi belki de Bagidir. hani bilmiyoruz ki dışarıda ne olduğunu Bagi bir şey yapmıştır evet. yani bu adam yoksa kaçarken mi yonko oldu abi hani biraz mantıksız geliyor bana o abi o sen ne düşünüyorsun Bagi'nin yonko olması hakkında şimdi şöyle e, vano arkadan sonra iki yonko birden düştü kimse big mom'un düşeceğini beklemiyordu hatta Hı. big mom düştüğü halde e, gözden düşer ama yaşamaya devam eder gibi algılanıyordu Lavin içinde ikisi de kayboldu. İki 2 iki Yonko açığı var. E birine zaten hepimiz kafamızda Luffy yerleştiriyorduk. Orası kesin de ana karakter o olmayacak da kim olacak ama Diğeri için bir açık vardı. Hı <laughs> Süpernova'ların ikisinden birisi olsa diğeri olmasa bir problem olurdu. Dışarıda Big Mom'un tayfasından Katakuri mi acaba Yonko olarak <laughs> devam eder Big Mom'un yerine? Big Mom korsanlarını devam ettirir. Bu yine bir açık yaratırdı hikaye içerisinde. Onların herhangi birisinin denk geleceğini buraya düşünmüyordum o yüzden. Hı hı. Ama Buggy gerçekten sürpriz oldu bu konuda. Tamam en başından beri hani ben Yonko olacağım diyordu bizim 3 e, işte Kobi, Buggy, Luffy bizim benim e, evet. başından beri gördüğümüz 3 ana karakter bunlar aslında bir yerde karşımıza çıkan. Hı hı. Onlardan birisi e, ile ilgili bir gelişme olabilirdi burada ama Buggy hiçbir şekilde beklediğim bir karakter değildi. Sonra şunu düşündüm. Ha, bu adam e, savaş doğurduğu sistemindeyken ne yapıyor? Bu arada Kapoor senden sesim sekiyor sanırsam. kusura e, Ona dikkat et. E, bu adam savaş lordu sistemine dahilken, savaş doğurduğu ne yapıyordu? Yeraltı dünyasında insan kaçakçılığıyla uğraşıyordu. Yani şey, paralı asker sağlıyordu. Paralı asker evet. Aralı asker sağlıyordu. Yeraltı dünyasında bir ağırlığı vardı. Ve hükümet bunu görmezden geliyordu. Yani savaş sistemi savaş doğrultulu sistemi içinde olduğu için. Hı hı. Bu olaydan hemen önce o kadar büyük bir boşluk oluştu ki yeraltı dünyasında. Bir, Doflamingo gitti. Evet. İki, Kaido gitti. Evet. Yeraltı dünyası başı boş. Yani orada ben Bagi'nin ee, Buggy'nin bu boşluğu kullanarak bir şekilde ya da bu boşlukta tek sağ kalan olduğu için yok olduğunu düşünüyorum şu an. Ama yani, O kadar zeki bir karakter değil ya Buggy. Ama şey olarak biz bilmiyoruz salak. Biz biliyoruz salak olduğunu ki Aranıyor Post'larında Genius Crown diye geçiyor. Dahi palyan bakii Buggy, Buggy diye geçiyor. Biz onun salak olduğunu biliyoruz. <laughs> Ama Bak dışarıda, Dışarıdan bakıldığı zaman bu adam Gold Roger'ın tayfasındandı. Shanks'in kardeşi, kan kardeşi. Ee, Marine Force Savaşı'nda Üç karşı canlı savaş. yayın yaptı. 3 Amiral'in <laughs> karşısında hani gösterilen şey var. Şey Hı -hı. gibi düşün. Senin geçen yayında da söyledim. One Punch Man izleyen vardır. Orada King evet. diye bir S sınıfı kahraman var. Bütün her şeyi sayıtama tam yapar. <laughs> Ama hepsi King'in üzerine kalır. Yani Buggy bu animenin King'i. Hani evet. e, S sınıfı görünüyor dışarıda. O dünyanın insanı Buggy'i en üst seviyede görüyor. Oradan kaçış yok yani. O yüzden bize göre salağın önde gideni. Evet. Ya yanlışlıkla hani heyecanla şeytan meyvesi yemiş bir salak mı yani bizim tarafımızdan <laughs> bakıldığı zaman. Ama şey animedeki insanlar bunu bilmiyor. Hı hı. Aslında baktığımızda hani One Piece'in başından böyle beri hani böyle paralel olarak işleyen birkaç tane karakter var ve hepsi de aslında çok önemli. Atıyorum e, ee, Kobe dendi. Öyle. Kobe önemli bir karakter. Ha de böyle arada bize gösterilir. İşte mesela şu an Bo Hancock'un yanına gidiyor. Kim bilir o belki Bo Hancock'u yenip tutuklamıştır. Buggy var. Karasakal var. Mesela Karasakal. Ha de görürüz Ka Karasakal'ı böyle ee, abar şey Saçma sapan yerlerde. Böyle böyle paralel olarak işlenen karakterler genellikle, genellikle e, seri için çok önemli oluyor. O yüzden Buggy gerçekten hani şaşırdım mı şaşırdım ama pek de şaşırtmadı. Mantıklı buldum böyle görünce. A, Engin abi sen ne düşünüyorsun Buggy hakkında? Abi ben işte bir haftadır anlatmaya çalışıyorum. Buggy'nin yonku olması inanılmaz mantıksız değil. Hatta mesela Mihawk değil. mu daha mantıklı Buggy mi desem Buggy daha mantıklı. Bir kere Aynen. ya bir nüfuzu var adamın politik bir nüfuzu. Asker gücü var Mesela şey gibi bir detay var. Doflamingo düştükten sonra Dressrosa'da da ilk görünen buggy sahnesinde diyor ki ha tamam artık savaş konusunda dünyada tekel oldum diyor. Mesela. Hı -hı. Çünkü yani. artık insanlar hani silah ticareti bitti Doflamingo'dan sonra. Hani silah o bakıyordu. Ee, artık insanlar paralı askere yönelecek. Evet beyler hadi bunu kutlayalım. Tekel olduk artık dünyada diyordu mesela. Çok önemli evet, bir detaydı. Ee, onun dışında bir de mesela yakalanacağı zaman artık orada büyük ihtimalle yakalanmadı bu arada denizcilere. Hatta kaçmadı da. O sahnenin devamını görsek keşke. Kesin aşırı şanslı bir şey oldu. Hani <laughs> Roger'ın şeyi var ya, Shiki'nin filosu böyle rüzgar çıkıyor, filo dağılıyor gidiyor. Roger kazanıyor <laughs> bu şey ee, Strong World, Kanon olan ilk kısmında. Sıfırıncı bölümde. Ee, kesin öyle bir şey oldu. vardı Edward, değil mi? Aynen. E, aynen. Kesin öyle bir şey oldu üstüne ve hani artık o ben kaçayım demeden önce de ya hayatımın planını gerçekleştirmek üzereydim niye şimdi geldiler ki diyor mesela Hı -hı. buggy o da yine ilginç önemli bir detay soru işareti evet. ee, ve abi şu çok önemli biz şimdi mesela buggy'i biz biliyoruz ya dolandırıcının teki aslında hani geri kalan normal halk bilmiyor. Ama asıl önemli olan abi denizciler ve hükümet de bilmiyor buggy'nin dolandırıcı olduğunu. Çünkü e, hep böyle adamı gerçekten efsane gibi pazarlıyorlar. Hani, Yaşayan efsane diyorlar yani. Evet Gorose'yi Marineford'dan sonra düşünüyor. En doğru iki kişiyi getirmeliyiz işte Shichibukai'lerin yerine. Boşluklara diyor. E, işte bize nüfuz ve güç sağlaması lazım falan. Bak o kadar düşünmüşler düşünmüşler buggy'yi bulmuşlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> onlar da bilmiyor. Ya orada mı şey var mı acaba? Gerçekten bilmiyorlar mı? Yoksa böyle hani bug'i kontrol edilmesi kolay. Hani en azından çok güçsüz ve sürekli olarak parmağımızın altında birisine şişi bukayı ve zaman gelince de yonko yapalım gibi bir şey olabilir mi orada? Bu arada Her mantıklı. zaman var öyle bir ihtimal doğru. Aynen. Ben, mesela Beyaz Sakal da aynı şeyi yapmıştı. Beyaz Sakal Marineford Savaşı'nın başında bug'i diyordu ki ya diyor bug'i sen benim kafamı almak istiyorsun ama diyor bak hem sen zararı çıkarsın hem ben zararı çıkarım. Hani Bence gel evet. beraber olalım diyor. Sonra arkadan da Marco diyor ki ya bu adam aslında çok güçsüz ama arkasındaki adamlar sıkıntı yaratabilirdi diyor. Hani aslında Mert Günyan'ın dediğine düşüyor bu. Hani dünya kübüte as aslında büyüyor nasıl bir mal olduğunu Bagi'nin. Ama hani böyle koyalım da hani elimizde bulunsun bu Yonko gibisinden tutmuş olabilir. Mantıklı bence. Ya Bagi ile ilgili iki, iki şey deniyor bu arada son dönemde. Ben ikisini de mantıklı buluyorum. Bu ee, tam ve ee, Navy'nin geldiği yerde işte hayalimi gerçekleştirmek üzereydim bu olay çıktı evet. dediğinde hayaliyle ilgili şey diyorlar. Eee One Piece'den önce bir tane Kaptan John'un şeyi varmış. Hazinesi, hazinesi. varmış. Kaptan ee, John'un hazinesini bulmak istiyormuş Buggy'de Ben hatırlamıyorum galiba çok eski bölümlerde böyle bir şey diyor. sürekli onu arıyor. Kaptan John kaptan var John bir de. Evet, evet, Kaptan John'un Evet evet. Evet <gülüyor> evet <gülüyor> acaba Kaptan John'un hazinesini mi buldu? O an tayfası Kaptan John'un hazinesini mi getirdi? De böyle bir şey mi oldu? Bir de şey muhabbeti var. Barabara Nomi'nin çok güçlü bir meyve olduğundan bahsediyorlar. Ee, hani biz sürekli şey yapıyoruz. Ya şimdi Buggy kötü bir karakter değil. Evil değil bir kere. Hı -hı. Yani hani bu bu adam bu serinin kötü karakteri değil yani. Ben biraz eski Buggy sahneleri izliyorum bu aralar. YouTube'da çok öneriyor çünkü Yonko olduğundan beri konuştuk hmm. zaten. Oralarda mesela ben şey çok görüyorum. Bagi salak. Yani e, gerçekten de evil'lığından yapmıyor yaptığı şeyleri. Ama öte yandan Mihawk bunu parçalamaya çalıştığında bara bara nomi'nin ne kadar güçlü bir şey olduğunu görüyoruz yani. Tabii, belki tabii. bir de meyve uya meyve uyanışı da yaşamış olabilir. Hı hmm. Bu arada gerçekten Buggy meyve uyanışı açtıysa hani şu, bayağı sıkıntı. Bayağı sıkıntı. O korkudan bile... kork, korkudan açmıştır <laughs> belki. <bence. gülüyor> <laughs> belki olabilir evet. <laughs> Abi Buggy enteresan Doğru. karakter ya. Bakalım ne yapacak? Hani bunu devam ettirecek mi? Atıyorum hani bizimkilerle beraber Laftel'e kadar gelir mi? Baktığımızda yani bu adam bir misyon yükledi sonuçta ya e, ister istemez. Ne diyorsunuz? E, sen? Buggy'nin gelecek gelecekleri ne olacak? Abi. Buggy %100 gelecek. Çünkü Shanks'ın ya üzülme Buggy biz de kendi tayfamızla gideriz Laftel'e dediği çocukken. Ee, orada mesela Oda'nın gene bir meşhur göndermesi bence. ileride olacak bir şeye referans. <laughs> Ben öyle düşünüyorum. Yani yani şey vardı ya hep böyle e, mimlerde olur ya e, One Piece işte Old Era, New Era <laughs> Gold Roger, Shiki e, bir de e, Beyaz Sakalı koyarlar. Altına da işte Yeni Era'dan Kit, Love ve e, Luffy koyarlardı. Şimdi burada bence Beyaz sakalın Yeni Era'daki karşılığı buggy gibi oldu gibi geliyor bana. Bu hmm. asla güç olarak şey olarak bir denklikleri yok o ayrı bir şey. Ama o e, eski era yeni era karşılaştırmasında o Bagi Luffy'nin karşısında yerine geçti. Olabilir ben de aslında Big Mom yerine düşünüyorum ya bu eski era'ya baktığımızda. Big Mom'ı şey olarak görüyorum ben. Ya Big Mom da bana kalırsa Şaklaba'nın önde gideni, onu Onigashima'da güçlü halleri görüyoruz. Hani... Biraz sateleduk oldu bu ama <laughs> hani ya, onigashima'da ya. böyle şey gidiyor ya. Çok yükseldiği yer de var, aşırı düştüğü yer de var. Böyle biraz evet, oynak evet. gidiyor. Ben şeye bayılıyorum mesela. Eee ile şeyi, Page ikisini de birer i̇şte. vuruşta indiriyor. Tobiroppo seviyesindeki kişileri. <laughs> Bayağı o, iyiydi. Çok efsaneydi. Ve ben şeyi de çok beğendim. Bu çocuk bu kadının olayı annelik ya. <laughs> 100 tane falan çocuğu var. Küçük Çocuklara karşı zaafının olması işte Tama'nın tarafına evet. geçmesi sır bu yüzden bence çok güzel bir detaydı o mesela. Evet evet. Ya Uta, Big missing. Mom şeyinde tırmıyor. Big Mom muhabbetinde e, bence konuyu şeyde kapattılar zaten. Katakuri'de kapandı konu zaten. Yani çünkü öyle olmasaydı bir şey... ya. Yeah, orada da neden öyle yaptıklarını yeni aydım bu arada. Çünkü Luffy'e e, kadın karakter dövdürmüyorlar ısrarla bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Eee... Big Mom'la da kimse böyle bir yumruk yumruğa falan dövüşmedi tam anlamıyla yani. Whole Cake Island'da bir plan kurdular ee, ve işte kovaladı zaten Big Mom onları. Onun dışında Luffy oradaki boss karşılaşmasını Katakuri ile yaşadı. Ne ve yani ne? Kataku Katakuri onu işte günün sonunda sevdi ve konu biraz kapandı gibi oldu yani. yani ondan sonraki Big Mom bir takım şeyleriydi, devamıydı. Ee, işte biraz daha Onigashima'yı heyecanlı yapmak için falandı yani. Yoksa Big Mom'la kimse şey yapmadı ne derler e, yumruk girmedi yani. Ben hatırlamıyorum en azından girdiyse de. Ya Big Mom karakteri bence Vano'da olmamalıydı veya Vano'da düşmemeliydi. Hani şöyle söyleyeyim. Ee, ya mesela ben şey hatırlıyorum. 950. bölümde şey gördük. Kaido ile Big Mom ittifak oldu. Ben o anki komünitinin çılgınlığını anlatamam. Herkes çılgına dönmüştü abi. Oha şimdi bizimkiler nasıl yenecek? Zaten 3000 kişiydik. 5000 kişiydik. Şimdi Big Mom'la beraber 30 bin kişi oldu bunlar. Bir de Big Mom yani koskoca koskocaman bir Yonko. Ya Big Mom'ı e, kaybetmesi için, Big Mom'u kaybetmesi için Big Mom'u soktuğu haller benim hoşuma gitmedi. Çünkü bir Yonko'ya yakışmayan bir hareketti bence. Big Mom'un onu gâşıma girdiği haller. Benim Yonko <laughs> özür derim, böldüm. Sen bitir. Yok, yok yok, söyle söyle. Sıkıntı yok. Şimdi Yonko için aslında birkaç etmen birden var ya. Burada şey geliyor bana, Big Mom zaten tek başına bir yonko değil hiçbir zaman. Şarkı tek başına bir yonko baktığın zaman ya da evet, işte evet. karasakal Aynen. tek başına bir yonko. Ee, Big Mom'un etrafında bir tayfa yok, bir aile var. Hı -hı. Big Mom ben de onu demek istiyordum. Big Mom'un şey, ailesi değil tayfası olsaydı Big Mom belki hala bu kadar e, derin bir organizasyon sahip olamazdı. Ee, çok zeki bir karakter de değil Big Mom. Hı -hı. İşte Strauss muydu e, aşçı karakterle e, denk geliyor evet. Elbaf'ta Straussen e, onunla denk geliyor Big Mom tayfası kuruluyor Zebek'e katılıyor e, ne kadar zeki görülse de böyle e, içinde kötülük olan ya da iyiliği unutmuş kötü olmaya alışmış istediğini almaya çalışmış alışmış kötü ama salak bir kadın aslında Big Mom hı hı Şeker krizleri gücü... var. diyabet problemi ve yani şey var. Dengesiz bir ruh hali var. Deli bir kadın. Doğru, gücü de evet. şeye çok uygun bu arada. Kendisine güçlü bir tayfa yaratmayı. Mesela işte ruh koyabiliyor ya şeylere evet. e, bir takım e, objeleri. Mesela. Gücü çok e, çevresine böyle bir aile yaratmak için de çok uygun yani. O yüzden Hı -hı. ben aşırı katılıyorum. Yani Kaido gibi bir şey değil. Big Mom. Yani Kaido gerçekten tek başına böyle bütün dünyaya bedel falan bir karakterdi yani. Ama işte Big Mom ailesiyle hakikaten bir yonko organizasyonu gibi bir şey oluyor yani. yani Onigashima da bir şekilde ama bitirmeleri gerekiyordu. Ee, bence tabii ki çok şey gibi değildi ama zaten bu yüzden değildi. Yonkoya yakışan bir son olmaması Nanin anlattıklarından dolayı değildi bence. Anladım. Evet. Mantık evet. Ya Big Mom'un abi ben sana söyleyeyim Kapari şeye gelme sebebini. Onigashima'ya. Şimdi sen e, Sabodi sezonundan beri Luffy, Love ve Kid'i birbirine denk gösterdin. Bakın bunlar yeni çağın şeyleri. Evet. İleride bunlar yıldız olacak. Sen şimdi Luffy'ye bir Yonko yendirirken Love'la Kid'e siz de gidin King'le Queen'i yenin diyemezsin evet. öyle yaptıktan Hı -hı. sonra. Onların karşısına da bir Yonko gerekiyordu. Aslında Big Mom'un olma sebebi o. Onigashima'da. Ya, yani. Big Mom'un sebebini Aynen ol öyle. olma sebebini tamamıyla okuyayım da hani ee, ya hangimiz yakıştırdı Big Mom'un inişini? Hani şöyle baktığımızda bu, bu kadının gölgesinden kaçıyordu Tümkek Adası'nda millet. Anladın mı? Hani evet. Sizin dediğinize göre işte e, ailesi yanında değil, işte sistemi yanında değil Big Katılıyorum ama hani atıyorum bir hayal edin. E, Kayıdo Tümkek Adası'nda olsun Kayıdo'yu adanın dışına atabilirler miydi? Veya kolundan tutup oraya buraya sürükleyebilirler miydi? Hani O Mom... şununla alakalı. E, o dediğini anlıyorum ben senin. O şununla alakalı. Bunu artık yani hepimiz bence yavaş yavaş anlıyoruz. Eichiro Oda'nın kafasında şöyle bir şey var. Bir karakterin arka geçtiği zaman o karakter instant debuff arkadaşlar. Yani Whole Cake Island'da e, Big Mom'ın arka geçti. Ve arka geçtiği için Katakuri ile bitirdiler orayı da zaten. Böyle bir Hı -hı. Luffy ile dövüşmediler yani. Ve Big Maw o dakikadan sonra zaten debuff yemişti. Hiçbir zaman Whole Cake'deki kadar relevant ve önemli olmayacaktı. Orada o bulunma sebebi de e, Onigashima'da bulunma sebebi de tamamen. Hakikaten yani e, Luffy Kaido'yla ve bir vs 1 atarken diğer çocuklarda mesela Ceki mi dövsünler yani? Anladım. hani yani. E, hiç hiçbir zaman zaten o aynı o korktuğumuz çünkü ben şey ilk, ilk çıkartıklarında Big Bam'ı Gölgesinden bile korkuyorduk abi, tabii, hakikaten. Tabii. Yani öyle bir çıkartıyorlardı ki canavar kadın kocaman işte grotesk falan. Ama işte katakur ile kapattılar. O Hı -hı. Zaten Big Mom'ın düşüşü de Rukek adasından başlıyor. Özellikle düğün öncesi Jim Bey münasebetinde biz Big Mom'ın gücünün etkisiz olduğu alanı görerek başlıyoruz düğüne. Hani oruhuspokus. Nerede etkisiz? Oh, bence orası çok güzel kurulmuş. Hı, hı. Jim Bey geliyor ben ayrılacağım. Ölüm mü, ruh mu ya da işte neyse oradaki şeyi o güzel. E, dedi. vaatleri hatırlamıyorum. Hı hı. Biz orada aslında şeyle başlıyoruz ya Big Mom'ın zayıf noktası neyle başlıyoruz ve e, o şey boyunca o ark boyunca Big Mom'ın zayıf noktası ne üzerinden gidiyor ya her şey. işte Carmel Ana var. Gidiyoruz Ana'nın background'ını görüyoruz. Onun fotoğrafına dokunulursa çıldırılıyor. Sonra evet. şeker koma şey şeker krizine, tatlı krizine girdiği zaman debafıyor. Ee, hmm. küçük çocuk gördüğü zaman yiyor. Hani biz bunda o o ad şey boyunca en güçlü ve bütün tayfasının yanında olduğu zirve noktasını gördüğümüzde bile biz sürekli Big Mom'un e, zayıflıklarıyla muhatap olduk. Yani o Big Mom'un Big Mom arkı hiçbir zaman Big Mom için değildi bence. Big Mom arkı Big Mom Vano'ya gelecek arkıydı. Evet evet. Hı -hı. Evet. Evet. Win Smoke'lar bir de aslında orada asıl e Evet, aynen evet. öyle. Savaşçılar, değil mi? Evet. evet, evet o, yani, o, o, bir Merkez'deki Sanji arkıydı bir... arkadaşlar. Evet evet. Merkezdeki hiçbir zaman Big Mom değildi orada yani bence de. Kapılıyor. Çünkü Sanji şey yap biraz da Sanji şimdi neden o Sanji hikayesini gördüğümüzde şimdi anladık. Sanji artık perma baf aldı. Yani e, şeye doğru giderken de e, laftaylı e doğru giderken de artık bu arada şeyi de tekrardan biraz konunun başına döneceğim ama şeyi de ben çok önemli buluyorum. Şimdi belki de seriye e, time skip'ten sonra başlayan arkadaşlar şeyi bilmiyorlar. Şu ana kadar One Piece tarihinde sadece bir kere bir aylık ara verildi. Bakın, bir kere. Ya yani bu o kadar önemli ki aslında. Şu anda ikinci bir aylık arayı veriyoruz. Bir önceki bir aylık arada iki sene time skip yemiştik. Yani e, bir bizim karakterlerimizin zaten bir üçüncü power-up'lara ihtiyacı var. Luffy onu burada aldı. Onigashima da aldı. Çok karakter aslında aldı. İşte Robin de Robin de varmış zaten. Görmemişiz yani. Ee, ama Sanji'nin de ihtiyacı vardı böyle bir şey mesela yani. Bence. Ya Sanji'nin aslında çok garip bir olayı var. Bu adam hani power-up aldı. Genini uyandırdı ama çok sıkıntı bir olay var. Ee, Sanji genini uyandırdığı vakit Kaş'ı kardeşlerinki gibi oluyor. Ama e, evet. savaş bitti. Her şey normale döndü. Sanjini kaşı eskisi gibi oldu. Hani mesela evet. o, o nasıl oldu? Genörişi kapandı mı? Ne ne hale geldi? Nasıl oldu? Onun konu hakkında hiçbir Abi. fikrim yok. Onun işte da işte herhalde. O bir işte. state gibi işte. Çok kalmaması gerekiyor o state'de diye anladım ben. Acaba şey mi olacak? Hani çok sinirlendiği vakit mi o moda geçecek artık? Hani ya nasıl duygularla acaba? alakalı gibi anladım ben onu yani Baş Orada bir hafif kardeşlerine döndü ya şey olarak da, kişilik olarak da. Hatta o kadına vurdum zannetti falan filan. Sonra bir kendine geldi tekrar o kadının o halini görünce. Hani sanki duygularını kaybettikten sonra kaşı bir şey oldu. Terse evet. oldu. Sonra tekrar hani bildiğimiz Sanji'ye dönünce e, normale döndü. Ama ben gücü bence kalıcı. Gitmedi bence. Evet evet. yok şeyden Son tekmede gördük mi? yani. O, o nasıl evet, tekmeydi evet. öyle yani. <laughs> Hani o zaman dediğin gibi gibisi büyük ihtimalle bu adam, bu karakter hani sinirlenince Sanji böyle alelenen bir karakter zaten. Hep kendisi böyle söylüyor. Büyük ihtimalle sinirlenince evet. ultra e, buff yiyecek bir karakter oldu Sanji anlaşılan. Bence güzel de oldu. Vampisi e yeni bir hava kattı mesela. Bilimi savaşçısı diyorlar Sanji'ye. E, o genel işini gerçekleştirdiği bölümün ismi bilimin savaşçısıydı. Şey hatta Rufi'nin gücünü uyandırdığı bölümün ismi de kurtuluş savaşçısıydı. O da çok hmm. enteresan bir detaydır. Ee Sanji'den bahsettik bu arada. Zoro'ya da değinelim mi ya? Zoro'nun olayı çünkü biraz daha muhalakta. Evet ya yani... Zoro daha öndeydi ya bence bu sezonda bu arada Sanji'den. Hı <laughs> Tabii tabii Çok. tabii tabii, Çok tabii daha ama eldeydi. ama Vanoydu arkadaşlar. Samuraylar diyarıydı bence ya. Tabii Shimotsuki olayına falan girildi. Bence az bile girildi yani. Hani e, belli ki Zoro'nun bir olayı var bu Shimotsuke ile ilgili. Evet. Hı hı. Ya bu arada bence Vano şu an bitmedi. Post bazı şeyleri öğrenmeye devam edeceğiz yani. Post hani Vano başladı bana, bence. Vano, Vano arkını bitirmedim dedi galiba ya. O da demedi mi evet. bunu? bunu? Vano arkı, bitmi, Vano arkı bitmedi diye biliyorum ben. Bu Sadece bölüm ara verildi. ben de bir açıklama duymuştum. Bu son bölüm değil bu. Yok, Vano'nun son bölümü değil. Şeyi bekliyordu herkes. Bu birisinin yendiğimizi şeyde anlıyoruz ya mangada. İşte Bilmem ne versus bilmem ne i̇şte evet. kazanan bilmem ne onu herkes onu bekliyordu yani hani öyle ilgili o ısrarla 2-3 bölüm yazmadı çünkü. Kaido o yumruğu yedi ama Hı -hı. işte düştü yalpaladı bir şey oldu falan. En sonunda son hatta ben o paneli çok iyi biliyorum sol altta bir panel ee, Luffy wins dedikten sonra okey hani tamam, Vano yani. bitti bundan sonrası post Vano'dur. Aynen. Pembe. Posfana şim, şimdi mi başlıyor yoksa? bir 5 bölümü falan daha var mı Kapori ben sana söyleyeyim. Çok şey var. Değil mi? Çünkü Abi çünkü evet, Zoro Shimosuki mesela Mert Gül'den bahsetti. Zoro Shimotsuki garanti öğrenmemiz gerekiyor. Bu adam savaş sırasında çözü Dedi ki ulan benim köyümde bir de diye bir dede vardı. O bana kılıçları anlattı falan filan. Onu garanti anlatmalı. Ee, onun dışında bak Posfana'da ne olabilir? Haberleri öğrenebiliriz en basitinden. Şimdi Poliglis muhabbeti var. Pornoglif evet. muhabbeti var. Pluton muhabbeti oldu. Bak Pluton çok enteresan. Pluton bir anda çat diye çıktı. Uranüs bak, beklerken orada... Pluton çıktı. Aynen. Aynen bak biz Uranüs bekliyorduk değil mi? Momonosuke Uranüs bekliyorduk. Evet. Ama o olay da çok komik ya. Sukiye iki şey o diyor. O zaman... Hı -hı. Buyur. Ee, şimdi Momonosuke'yi Uranüs bekliyorduk. Ee, Uranüs hakkında bir ipucu kalmadı hiçbir yerde. O sıkıntı aslında. Uranüs de seri başından sonuna kadar hiçbir ipucu yok. Öyle söyleyeyim ben sana. Evet. Uranüs Hiç Uranüs şey bence Momonosuke çünkü. Bence de Momonosuke çıkmalı abi. Hani gerçekten evet. çıkmalı. Hani Poseidon'da Momonosuke Evet evet. Poseidon, şey, Shiroishi ile Momonosuke çok paralel işlendi. Ya birbirinin aynısı evet. hani baktığımızda. Gerçekten yani aynısı. Zaten efsane de ikinci bir kraldan bahsediyor yani. Hı -hı. E, şey olması lazım. Ee, o Poseidon'la Uranüs kral ve kraliçe birleşecek gibi bir man evet. mantık var ya o efsanesinde evet, evet. Hı -hı. ve bu sefer başarılı olacaklar gibi bir şey sanırsam efsane orada hep herkes Momonosuke'ye yüklendi ama hiç sanki e, orada değilmiş gibi mevzu direkt Plüton burada mıydı diye soru geldi orada Evet, çok dağıttı hikayeyi bence. Evet evet. Çok, zaten çok enteresandı. Sukeki diyor ki yeğenim ben işte zor dönemlerden geçtim. Kendimi asacaktım. Seppuku yapacaktım. Robin bir an diyor ki ya babalık kes konuşmayı. direkt. <laughs> 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 Aynen. Bu, <laughs> <laughs> sen, <gülüyor> sen, sen bana ondan bahset. <laughs> ya bu arada şey çok iyi değil miydi ya? Ben o adamın gerçekten de Oden'in babası çıkacağını hiç düşünmemiştim Çok ben yani, evet yani. çok şaşırdım. Ben bayağı şaşırdım yani. Asiktir ne <laughs> falan oldum yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? Onun aslında çok çok büyük bir altyapısı varmış ya. Bu yani evet. e, bu kokaşi oyuncağı konusunda böyle çaktırmadan bir altyapı yapmış ya içi oda. Bu adam ilk tanıtıldığında şey diye geçiyor. Kokaşi e, oyuncak koleksiyoncusu diye geçiyor. Sonra evet. Robin bir bakıyor. Ulan koskoca Shogun'un bulunduğu yerde niye Kokashi, koka oyuncak koleksiyonu var? Oradan direkt insanlar şey dedi. Ha, bak demek ki bu yüzden Eiichiro da bize bu gereksiz bilgiyi verdi. Ben zaten Eiichiro evet. böyle bir çaktırmadan altyapı yapmasını çok seviyorum. Foreshadowing'de de çok iyi yapıyor. Mesela neydi? Volume 28'in kapağı. Buggy, Karasaka, Luffy Teach. Şey pardon. 25 evet şey. ya. 25 evet mi? Evet ya. Ha. Görelim Allah, abi. Burada. <laughs> burada. Aynı, aynı aynı sırayla bak. gösteriyor bir de son sayfada hatırlarsınız aynı şeyle gösteriyor. Evet aynı konumdalar. Bence kafasında vardı bu ya zaten. <laughs> Kesin, var. Kesin vardı. Kesin vardı. Çok enteresan. Plüton konusunda şey diyenler var. Ee, ya çok fazla teori dönüyor şu an. Atıyorum Plüton hal, burada Mamoruşki de olabilir. Hani Mamoruşki olabilir dediğimden şey. Hani Shiroishi e, güce yönetebiliyor. Güçleri yönetebiliyor. Güce sahip değil ama güçleri yönetebiliyor. O yüzden Poseidon oldu. E, Zoya çok enteresan bir şekilde aslında bir gemiydi diyenler var, Vesaire falan var. Hani Momorosuke Pluton da çıkabilir. Ama dolaylı yoldan. Hani gemiyi yönetebilen kişi. Dolaylı yoldan o da olabilir. Bu arada şey soracağım. Poseidon denizlerin tanrısıydı. Pluton yeraltı evet. tanrısıydı. Uranüs Neydi o? olması lazım. Ee, Roma mitolojisi. Ama şu var. Bu Yunanla Roma'yı şey yapıyor. E, birbirine katmış. Poseidon Yunan e, deniz tanrısı. Hı, hı. E, Plüton'a bakmam lazım. Uranüs de tan hava tanrısı. Göklerinki diye Göklerin evet, Aynen değil mi? Uranüs, Uranüs galiba şey hani Plüton Zeus'un Uranüs Hades'in karşılığı olması hmm. lazım. Hmm, olabilir. Okey. Ben de Hades Plüton diye hatırlıyordum ama olabilir ee, bakıyorum Plüton Roma mitolojisi evet Pluton, Hades Plüton Hades'in Uranüs Hı -hı. gök zaten ee, Kronos'un babası ilk Titan Uranüs'te. Hı -hı. Bakalım oradan. Yani şeyle alakası var. O göğü temsil eder o zaten Uranüs doğrudan. Burada çok gök, enteresan. Bu yer. Şu an bana da aslında bir gökyüzü adası oluşuyor da olabilir. Eee sezonunda gökyüzü adalarının oluşması oluşma prensibi hakkında çok ufak bir panel geçiyor. E, ee, volkanik patlamalarla beraber gökyüzü adaları oluşabiliyormuş. en sonunda zaten şey oldu. Bana da çok enteresan bir volkanik patlama oldu Fuji Dağı'nın orada. Mesela onda, evet. oradan Plüton'da kayabilir veya Uranüs'ü da kayabilir. Oradan volkan. olmadı ya. Şey, suyun içinden, denizin içinden oldu patlama. O Fuji'nin en dibinde gerçekleşiyor. Sonra çatlaklardan denizden çıkıyor diye yorumladım. Ben evet. Yani. o e, Kaido'yla Big Mom'un düştüğü yer evet Fuji Dağı'nın altı. Hı -hı. çatlaklar oluşup denizde patlama oluyor. Denizden çıkıyor değil mi? Evet. Ama inanılmaz Bakalım büyük ya, ki bir, bir de... patlama. Onigaşima'nın on katı falan yüksekliğe çıkıyor patlama. Hı -hı. Ben orada şeyden çok kullanıyorum ya. Öldüklerini görmedik. Evet ya. Bir de çok acımasız olmadı mı? Çok gittiler diye ben ilk yaptığım incelemede de o tahmini yaptım. Bence Hı -hı. o patlamayla birlikte ikisi de uçup gitti. Dünyanın başı. Ama yerlerine. şimdi şö orada şöyle bir durum var. Ee, şimdi atıyorum yani şu anda adada eğleniyorlar ya deli gibi. Hı -hı. Evet. Ee, Orada eğer şeyin Kaido ve de Big Mom'ın bir şekilde yani dayak yemiş ve bağlam nasıl bağlayacaklar ki? Kairoseki koyarlar ama bunlar çok güçlü karakterler. Evet. Yani bir şekilde Kairoseki, Luffy bile biliyorsunuz yani Kairoseki ile bağlandığı zaman gücünü belli bir yere kadar kullanabiliyor artık yani. Hmm. Baya hala güçlü yani. Kaido'yu yoldum. imkansız ya. Big Mom'u yaparlar da Kaido... Kaido imkansız. Evet yani öldürmeleri gerekiyordu evet. diye düşünüyordum ben bir şekilde. iki karakteri de ama öldük öldüklerini de görmedik yani. Bana biraz acımasız bir son olarak geldi. Evet Şimdi One Piece'de nadiren <laughs> o böyle bir şey oluyor yani. Hani şey bile ölmedi sonuçta. Doflamingo bile ölmedi yani. Ya şöyle, Kaido'yu tutamazlar çünkü zaten Kaido defalarca kez sut, e, yakalanmış bir karakter ve habire kaçmış. Hani bunu tekrar olamıyor da. Evet evet. Bunun hani tekrar olmayacağı konusunda hiçbir e, garanti yok. Eee ben de o yüzden hani ölecek diyordum da bu oyun çok acımasız oldu. Hani karakterin bir tipini görseydik hani bir ne şikmat güzel oldu aslında da hani son konuşması Roger'dan falan bahsetti ya. Evet, tabii okay, evet. bu konuşmayla birlikte ölebilirsin ama konuşmanın içinde şey geçiyor. İşte Kid Love işte intikamımı al, alacağım falan diyor yani. Beni şey durdurabileceğinizi san, sanmayın. Bir gün elbet alacağım intikamımı sizden falan diyor. Hani Hı -hı. hiç ölecek gibi konuşmuyor. Değil mi? Haydo zaten çok, ya, işte, çok birden yani onun son sözü bile olmadı. <laughs> birden. Haydo <gitti. gülüyor> Haydo'nun Haydon Oden gibi böyle kaynayarak ölmesi benim hoşuma gitti açıkçası ya da öldüyse o şekilde e, hiç temiz bir bağlantı yapmışlar Oden de evet. kız yağın içinde ölmüştü Haydo da Love'ın içinde yok oluyor hı hı. ama yani Love eğer bu kadar etkiliyse ise Akayno Ulu Geçmiş olsun. düz ederdi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Mahveder, Ya büyük mi? ihtimalle <laughs> öyle olacak biliyor musun nane? Yani bence HRO'da eee bir sonraki görüşümüzde böyle Marineford'da gördüğümüzden çok daha üstün biriymiş gibi yapacak. E, Aslında canım, ya yani orada şeyde gördük o... ya Pankazart'ta gördük. ...iklim değiştirmiş adam yani. Tabii. Bu, evet. Üstü altı yok. Doğayı etmiş adamın gücü artık. Hı -hı. Evet, evet bu arada chatte chatte kayıdı ateş ejderdenmiş değil. E su ejderi arkadaşlar. Kayido'nun balık, balık balık meyvesi zaten. Balık evet. balık meyvesi su, su altında ölmemesiniz yani Kayido'nun ölememesinin en büyük sebebi suyun içinde ölmüyor çünkü balık. E, aslında ejderha sanıyoruz biz onu ama balık meyvesi yemiş yani öyle bir yılan balığı gibi bir şey o aslında. E ee... Pokemon'da vardı ya Gyarados. Evet. <laughs> evet. Evet aynı aynen öyle. Kayido'nun ama şöyle bir olayı var. Onu da es geçmeyelim. Ee, özellikle Luffy tam böyle son dakikalarda döverken Kayido'yu Kaido o de şey görüyoruz. E, King, King de enteresan bir karakter bu arada baya. Hı -hı. E, King şey diyor. Yani beni diyor niye, niye, takip ediyorsun diyor işte. çünkü diyor ben diyor şeyim diyor. Ne derler? Joyboy'um. E, Joy boyum. Sen Joy boysun diyorlar yani. Kayıda diyor ki ben Joy boy değilim. E, beni yenecek kişi ama Joy boy olacakmış falan gibi bir muhabbet var. Şimdi hatırlamıyorum tamam ama böyle bir şey var yani. hani evet, beni doğru, yenecek kişi Joyboy. boy. Yani. Orada çünkü tam şey yaparken Luffy'nı döverken ha demek Sanjoy Boys'u yani beni yeniyorsun falan gibi bir muhabbet oluyor. Çok büyük ihtimalle yani Kaido geri kalksa bile belki Luffy'ye düşman olmayabilir artık. Hı hı. Bu arada Akainu demişken bence Akainu'nu nasıl yenileceği hakkında da bir bilgi edindik ya. Hani bu Luffy Kaido böyle kendini ateşte kapladı ya. Evet. O an Luffy şöyle bir şey dedi. Sen ateştensin ama dedi. Ben Aki öğrendim. Sana dokunmadan bile sana hasar verebilirim dedi. Büyük ihtimal Akainu savaşında o Royo'kinin öne çıkacağı bir şey görebiliriz. Bakalım. Ak Akainu bence Luffy'nin ıı, düşmanı Akainu değil. Savaşmayacak değil, değil ya. Ben Akainu ile Luffy'nin savaş savaşacağını düşünmüyorum. Kim? Ha, intik i̇ntikam savaşı i̇ntik bence Sabo savaşacak. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Luffy asla bir intikam savaşçısı değil. Hı -hı. Evet al evet, Sabo savaşacak o yüzden al bence. Sabo o yüzden yani. var. Unutu veriyor yani. <laughs> Luffy asla evet. intikam savaşçısı değil. Kalkıp da e, ee, Akainu ya işte Ace'in intikamını almak için dalmayacak. Benim aklıma Sabo geliyor başta. ikinci olarak e, Zoro geliyor. Çünkü tam bir e, Akainu counter skill geliştirdi bana da. ateş kesebiliyor artık. Hı hı. Hani e, o büyük savaşta birin gelecekse karşılarına Luffy vs. Akainu olmayacak bence. Bir saniye. Ee, Sabo çıkıyoruz. Ha buyur bir. Sabo şöyle e, chatte Sabo Ak Akainu ile kapışamaz diye bir şey vardı arkadaşlar. Sabunun e, Sabo'nun ateş meyvesini almasındaki tek sebep bu zaten. Yani orada çünkü şey gibi bir muhabbet var. Ateş magma'dan daha güçlü değil gibi bir muhabbet var yani. E, Hı -hı. Hı -hı. bence sırf evet, bu da evet. Sabo bunu da konuşalım. Sabo ölmedi arkadaşlar. Yani öyle bir şey evet, yok. Öyle, öyle bir dünya yok. Sabo ölmedi. Sabo 2. Marineford'u tetikleyecek olay ve 2. E, Marineford'da da ilk başta bir şeyi göreceğiz. Sabo'yu kurtaracaklar bu sefer. Ve yani Sabo Sabo da Akainu'dan intikamını oradan alacak işte. Ace'in intikamını. Abi Sabo bak ben... da ölüyormuş bir de çok mükemmel olmaz mı? Akainu Sabo'yu da Yok abi. Mükemmel olmaz yani çok, abi. Bence, bence <laughs> çok büyük sürpriz olur yani. <laughs> şey bu arada. E, bak çok paralel ilerliyor bu Tildar Bak. Tildar bak sonunda da şey olmuştu. Rufi Ace'in bir kardını tutuyordu diyordu ki ulan bu niye yanıyor diyordu. Sonra Lola diyordu ki işte eğer bir kişinin yaşam süresi azalıyorsa o yüzden yanıyor diyordu. Ardından hani bir sonraki bölümde şöyle bir muhabbet geçiyordu. Ace'i kurtarmaya gidebilirim ama o kendi yolunu çizdi. Eminim ki onun arkadaşları onu kurtaracaktır diye bir cümle söylüyor. Evet. Şimdi Ace'in ölümünden sonra Sabo içinde aynı şeyi söyler mi söylemez mi? Onu sorayım ben size. Söylemez abi koşa koşa depar atarak gider. Bütün filosuyla. Onun çünkü şeyine yani... vardı. Acısını mesela Garp da hayatta evet. denizciliği bırakmazdı. Ace'in ölümünden sonra istifasını verdi adam mesela. Evet evet. Çok etkiledi. Luffy'de, Ace'i de o ölüm. Bir daha aynısı olmaz yani. Ee, şey. O aynı replik olmaz. olmaz. Sabo kendini kurtarır de deyip geçmez yani. Hı -hı. Yok, yani yok zaten ordu... Ordu... bir daha Hı. çok çok pardon. Estağfurullah söyle. Şey yani ben şey sanmıyorum seride böyle bir tane daha büyük bir e, ölüm olursa zaten bence Luffy'yi e, oradan çıkartmak çok zor olur arkadaşlar ya psikolojik olarak artık. Ben yani de şeyden doğru evet. Bu arada Tayfa'dan ben aslında Usopp'un ölümünü bekliyorum ya. Usopp çünkü hani. Abi Tayfa'dan hayatta ben, öldürmez biliyor musun? Hayatta öldürmez. Ben, ha. ben abi çok bekliyorum ya. Düşman öldür. <laughs> Düşman öldürmeyen adam tayfasını mı öldürür yani? Aa bak şöyle Baş bir şey var. Bana bana 10 tane ölüm sayabilir misin Vampis'ten böyle bir dakika içinde tak tak sayabilir misin? Sayamam. Güncel, evet, güncel, şey güncelde sayamayız da. Evet, flash bekleri de ya, anca. tabii flash beklere gireceksin. Yani, Bellemera diyecek halin yok değil mi yani? <laughs> Vampis ölümleri dediğim zaman. Ama bak mesela evet. ya Usopp'un devlerle ilişkisi çok iyi. Atıyorum Dori ve Brogi ile konuşmasında çok önemli şeyler söylüyor. Dori ve Brogi diyor ki e, biz şanlıda ve üne ya onura ölerek kavuşuyoruz diyor. Usopp da bundan çok etkileniyor. Tamam mı? Diyor ki oha gerçekten mi? Demek ki e, devler böyle e, şanlı ve onurluğa kavuşuyor. Onun şanlı ama şeyi öğreniyor. oldu. Kapori. Kineya onunla e, Kiku bizi bırak biz samurayız ölüme terk et bizi biz önemli değil Usopp da dedi ki yeter artık sizin şu şanlı ölüm şeyiniz. Ölüme. Evet evet. Orada bayağı evet. samuray eleştirisi vardı orada hatta yani. Aynen, aynen. Bence i̇şte, Usopp'un fikri değişti de ben biz Vano'dan sonra. Ben işte şey bekliyorum Elbaf'ta bir karakter gelişimi alacak diye bekliyorum. Ya. çünkü abi bu Hı. adam dünyanın en cesur savaşçısı olmak istiyor ya. Bunu doğru bir Brogy söylüyor. doğru diyor ki buna böyle bir ünvan yok sen neyden bahsediyorsun diyor. Bu adam Tam olarak nasıl dünyanın en cesur savaşçısı olacak? Bence olmayacak ya. imparator Çünkü... olması gibi olacak yani. Abi. Öyle evet, biliyorsun. evet Ben, ben artık eee One Piece'in o başlarındaki çocuksu e, ay, amacım var. O amacıma giderken bir tayfadayım. İmajının yıkıldığını düşünüyorum. Artık umursamıyor onu. O da. Hmm. Çünkü evet. Luffy bile korsanlar kralından korsanlar kralı olmaktan vazgeçti. Ben korsanlar kralı olmak, ben önemli bir adam olmak istemiyorum. Ben özgür dolaşmak istiyorum diye. Onu Hı -hı. tekrar flashback'te bağladılar aslında. Hani hiç korsanlar kralı olmak istemiyormuş. Komik bir şey söylemiş ehe, ehe diye. Hı -hı, bağladılar Luffy'nin hikayesinde. Evet, Ama artık artık Nami harita çizmek istiyor. Ee, Sanji a bulmak istiyor. Zoro kılıç ustası olmak istiyor. Bunların hiçbirisi artık hikaye içerisinde geçmiyor. Bir önemi kalmadı. O aslında bir tık bence burada bak ben o konuda çok... Geri plana atıldı bence biraz. Evet geri plana, atıldı. Aynen öyle. Biraz daha ön plana çıkarması gerekiyor. Yani bu adamların da hayali vardı. Sonuçta bu evet, evet. hayalleriydi aslında. Bu hayaller çok ön arka plana atıldı. Ben o konuda biraz rahatsızım ya. Evet, katılıyorum. Evet, ya yani onu demek istiyorum ben de. Hani yok değil hikaye içerisinde işlenmiyor. Şimdi Hı -hı. bunlar gerçek karakter gerçek varlıklar değil arkadaşlar. Yani bu izleyiciler içinde söylüyorum. Bunlar odanın yazdığı şeyler. O da bunları arka plana attı artık. Evet, maalesef. Ön planda başka şeyleri anlatmaya çalışıyor. O Tabii yüzden e, bir elbaf arka olursa Usopp için ön plana koyacağı şey ee, hiçbir zaman Usopp'un en cesur savaşçı olma arzusu olmayacak bence. Şöyle, ee, o konu hakkında bir örnek verebilirim ya. Mesela bu King ve Queen'le kapışırken, Zoro ve Sanji... Bu bir anda ortaya çıkıyorlar ya, Yıldızlar ortaya çıktı diyor hatta Marco. Orada evet. Zoro ve Sanji şey demiyor, Hani kendi hayallerinden bahsetmiyor. Diyor ki, biz bunları yenince... yenince Luffy'nin korsanlar kralı olmaya olmasını görebiliriz hani ufukta olacak çok yakında olacak diyor. Ben o konuda evet Nanemo çok güzel bir yere değindin abi. Ben ben katılıyorum sana. Keşke o biraz daha iştense bu arada. Hani keşke. Ee, abi şu anda bak Luffy'nin bilinmeyen bir hayali var kapori. <laughs> Geri kalan herkesin hayali de Luffy'yi korsanlar kralı yapmak tayfada. Evet. Şu an durum bu. Hiçbirinin evet. şeyi evet, kalmadı. Evet. Eski hayali Hı. kalmadı. Evet. Evet. <laughs> bu sizi rahatsız ediyor mu peki? Yok hiç etmiyor. <laughs> şimdi mesela ben Benim Old Blue'yu falan hiç, hiç sevmeyen etmiyor. birisi olarak Old Blue'yu falan bana çok şey geliyor. Evet, yani yani, yani... Ya bir de bu hayaller One Piece'i bulduktan sonra yapılabilecek şeyler. Artık şimdi şöyle bir durum var. Yani ilk şeyden itibaren tamam evet tayfaya katıldılar. Ama tayfaya katılmalarının sebebi zaten yani genel olarak ilk herkesin hayali bir kere Luffy'yi korsanlar kralı yapmak bence. Zaten Hı -hı. yani hani tayfaya zaten evet. o yüzden katılıyor. Aslında hepsinin Luffy'ye şey açısından hani... O işlenen backgroundlardan bunu görüyoruz. Hepsinin Luffy'e bir borcu var. Mesela bazı karakterler katılıyor ama belirli bir mesela atıyorum Nico Robin katılıyor ama Enies Lobby'e kadar gerçekten katılmıyor aslında. Yani evet. e, Luffy'e bir borcu oldu işte ve Luffy korsanlar kralı. Ulan bana bunu yapan adamı da ben korsanlar kralı yaparım diye söz Hı -hı. verip zaten o iradeyle giriyorlar tayfaya genel olarak yani. Ve gerçekten. şu anda inanılmaz aranıyor arkadaşlar hepsi yani. Öyle bir durum var ki gidip yani yani şu anda Nico Robin e, hasır şapkalar dışında hayatta kalamaz başka yerde. Kızın olayı Jaguar. bu zaten. Seni koruyacak nakamalar bulacaksın diyor ya. Jaguar ona. Evet. evet. Yani evet. hayallerini yaşayacakları bir durum yok. Çünkü dünya hükümeti zaten. Aynı Türkiye gibi. <gülüyor> oh. <gülüyor> olacak <gülüyor> o kadar. Olacak. <gülüyor> olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani zaten yani. Bu zamana kadar Niko Robin olayında bence tutarsızlık var hafif. Yani çok az peşindelerdi Nico Yani ben sürekli böyle şey zannediyordum. Her sezonda işte tanımadığımız gizli kişilerden Nico Robin'i kaçırmaya çalışacak. Hani Dressrosa'da ha. mesela bilmediğimiz bir ekip meğerse Big Mom'un ajanlarıymış. Meğerse Kaido'nun ajanlarıymış. Her sezon birileri gelecek. Çünkü ya bu kadın bak Kaido ile Big Mom kendi ağızları ediyor ki korsanlar kralı olmak istiyoruz ikimiz de. Abi tek anahtar Nico Robin. Nico Robin olmadığı sürece olamazsın korsanlar kralı. Neden hani bir çaba yok zaten... yok bununla ilgili? Ama ben şeyi yakaladım ya e, Kaido'nun ekibinden e, şey diyorlardı. Nico öldürmeyin. Geri kalan bütün hasır şapkaları öldürebilirsiniz Abi diyorlardı. Abi diyor ama işte bunu Vano'da, Vano'da diyor. Da diyor. Bir de şey ben şeyi anlamadım. CP0 Vano evet. arkta sürekli şey yapmamış mıydı kendini böyle? İşte bir şey olursa Nico kaçıracağız tarzı yapmamışlar mıydı? Onlar da pek etkili olmadılar gibi. Hala sake içiyorlar Arakat'ta. Onlar zor kurtarıyor kendini. Ya. Ya. Evet yani. evet. Hiç yani bu nasıl, niye dahil olmadılar hiçbir şey ben anlamadım yani. Evet, abi koskocaman e, savaş oldu. Kaçış sahnesi vardı işte. Karizmatik şekilde yürüyerek gidiyorlar Nicarobin'in peşinde. Ayrıların arasında değil mi? Evet. Bu arada CP0 bir tanesi hariç hepsi öldü. Çok ilginç değil mi? HRO'da için hiç <laughs> beklenmedik bir şey. <laughs> Bence onları oraya koymasının sebebi zaten bilgi akışı olsun diyeydi. Ee, Öldürmesi şey ama çok garip geldi ama ya. <laughs> aman iyi oldu bir de onlarla uğraş... Zaten şimdi şey geliyor. Ryukyu geliyor tek başına. Ne, ne yapacaksa yani niye geliyor soruyor. Onu da konuşuruz. konuşuruz. Evet konuşuruz. Çok garip bir şey ya. Konuşalım. Şey bu arada... E, bu siper projanlarından o neydi o adamın ismi açıklandı mı? Gö, bu Guarnica yukarıdaki adam mı ölen adam mı yoksa diğer mi? Sonuncu abi haberi aktaran diye anladım haber ben. Haberi aktaran mı? Hı. Hmm. Onu soracaktım ben de. Onu anlayamadım çünkü tam olarak hangisi olduğunu. O ölen adam da bu arada çok büyük iş başardı. Ha. Onu kimse yapamazdı da. Mesela o Drake ile olan konuşmasını hiç unutmam. Diyordu ki Drake'e seni çok kıskanıyorum abi. Sen kendi adaletini uygulayabiliyorsun. Adam dünya hükümetine köpeği olmuş. Yani dünya hükümetine köpe köpeği olmuş. Evet. Ee, dünya, hükümetine, dünya hükümetine çalışan asıl tayfa çünkü şey gibi biraz... Ee, gerçekten çalış, yani yani evet başka yol yok falan gibi böyle bir durum var yani Gorosei zaten kendi içinde şey çok evet sigara sağlarlar da arkadaşlar bu arada muhabbet uzun diye ben içiyorum ee, şey ne derler öte yandan mesela şey bana çok enteresan geliyor ya Akainu Imusama'yı bilse mesela bence Gorosei'ye hizmet etmez gibi. Çıldırırdı bence. Akainu'dan bence... darbe sezonu geliyor zaten mini ark ben bekliyorum sürekli. Hı -hı. Gelecek Bak, bence bu arada. Bence de var genelde. mı Sword'un üyesi midir? Sword'un başkanı Sword mıdır? Sword'u kuran kişi. Abi bir kere insanlar neden sürekli Sword'dan şey bekliyor? Abi başka bir e, ekip kurdu Sword'u diye. Hayır abi ya hiyerarşiye bağlı niye olmasın yani? Askeri istihbarat diye bir şey yok mu zaten normalde de? Ya orada orada hepimizin şey beklentisi var. Kemalist darbe beklentisi var. Aokijinin <laughs> 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 değil mi meğerse? Garf başındaymış falan. Evet, evet. Abi bence dümdüz bak zaten ee, şeyde biraz onaylandı tabi hala yazı olarak görmedik ama yani Drake vardı denizcilerden e, bir tek hı hı. Vanoda ve e, denizcilerin Vanoda olanlardan haberi var gibi oldu çünkü direkt Ryokugi'yi göndermiş anında bak e, savaş biter bitmez Ryokugi sızıyor ya şeyin telefonuna geliyorum evet, sayfa si pozuyla evet. bir şey yapmayın e, abi şeyi bilmiyorlar Drake birine haber ya denizciler haber vermiş Akayuno'nun bundan haberi var ya demek ki Akainu'ya verilmiş abi haber. Şeyi bilmiyorlar abi. E, orada yani e, Luffy'nin işte Nika olduğunu bilmiyorlar mesela. Ama yani bunların ya bir Yonko'ların kapıştığını ve dengenin değişeceğini biliyorlar olarak algıladım ben yani. Grosu şeyi, şeyi biliyor galiba. Grosu CP0'dan biliyor e, evet. Luffy'nin Nika olduğunu. Hı hı. Şey ama e, ben Akainu'nun pek de e, oradaki durumdan net haberdar olduğunu... Düşünmüyorum ya. Böyle çünkü çok gizli gidiyor ya Kaynudan. Yolda arıyor nereye gidiyorsun? Vano'ya gidiyorum. Bir, bir, bir şey yapma. Sadece işte e, Yonko'lar düştü seviyesinde bilgisi var bence. Ya şimdi oraya Amiral gönderilince ben de direkt hani şeyi yaptım hani. E, <laughs> ne kendi, derler, kendi kendine Kaynuyu gidiyor gö yani. Gönderilmiyor. Bu şeyden ben sonra call yapacak. E, Bust Buster Call yapacaklar sandım ben. Evet evet. Bu son bölümden sonra Nane senin dediğin çıkarılabilir. Çünkü e, Ryokugi'de birazcık şey var. Gizli gizli çok büyük bir iş yapayım da Akaino'nun gözüne gireyim gibi. Ama o ilk geldiğinde ben direkt şey olarak düşündüm. hani Ulan, Amiral'i gönderebilecek bir kişi var zaten donanmada. Gül Amiral'inden başka kimse Amiral'e emir veremez yani rütbe olarak. E, o yüzden ben hani şey gibi düşündüm. E, Ryokugi şey e, Drake marinlere haber vermiş ve tamamen hiyerarşik bir şey S.W.O.R.D. Hiyerarşik düzenin içinde Sword yani gizli bir örgüt değil. Ama işte orada da e, şeyin nereden haberi oldu gibi bir e, durum oluyor o günün. O da mesela bilmeden mi geldi? Şansına mı e, şeylere denk geldi? Olan abi böyle. geçen gün manga okurken çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Bu Sengoku ile Korazon. E, hani Korazon evet. da sonuçta direkt gibi bir adamdı. E, evet. O da evet. korsandı. Bak Sengoku ile Korazon birbiriyle iletişim geçtiğinde ilk cümleleri şu oluyor abi. Deniz işte ne bileyim kılıç. Evet. Tıpkı şey gibi. Kobe ile Drake'in e, şey mesajı girişi gibi. Hı hı. Yani bu sorun şeyi e, geçmişi ta Sengoku'ya korozona kadar dayanıyor olabilir. Ve çok enteresan olurdu ve çok güzel olurdu. Tabii Sengoku'nun kurmuş biz... olması en mantıklı soru. En ak akıllı adam o çünkü. Evet değil mi? <laughs> aynen, aynen. Bence şeyden sonra kuruluyor. E, Rux olayından sonra kuruluyor. Ve ee, bir takım korsanlarla aralarında şimdi ne bileyim mesela Shanks Shanks bence bu işin içindedir yani ee, şey de bu işin içindedir aynı şeyde Korazon da zaten bu işin içindeydi işte Drake de bu işin içindeydi bazıları böyle korsan olarak salıp ee, biraz bana şey gibi geliyor Sword Operasyon Kurtlar Vadisi gibi Hı. geliyor yani. Evet doğru. Yani ne yine oldu? devlet devlet içinde bir şey. Yine böyle devlet içinde bir şey e, ve ama e, sadece çok böyle derin devlet yani need, need to know basis bir durum var yani ortada. Abi Cypher Pol ile Sword'un arasında hiçbir bağlantı yok ama Van bunu görüyoruz. Yani ikisi hatta böyle birbirine düşman gibi davranıyor birazcık. Ee, evet evet. Evet evet. Ama hani, sanki Cipher Paul'un Sword'dan haberi var gibi. Tabii. Ben öyle anladım. Tabii biraz. ama mesela denizcilerin işte Vano'da e, hükümet ajanları varmış falan. Hiç haberi yok denizcilerin garip. Ben O yüzden zaten e, Akainu'nun bu duruma sürekli çok sinirlendiğini düşünüyorum. Çünkü Doflamingo'nun Çiçibukayilik'ten ayrıldığı haberini de Cypher Pol Zero yaptırdı. Sahte haberi. Onun üzerine Akainu şey yapmaya gitti. E, Gorosei'ye. Siz ne yapıyorsunuz denizcilerin şeyini beş paralık ettiniz falan. imajını gibisinden. Evet, evet. E, ben bunların hani bir noktada Akainu'nun artık lan yeter hükümetini de şeyini de Cypherpaw'un da deyip <laughs> Minevi e, ihtilal sezonu bekliyorum abi. <laughs> bu, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Mert abi'nin senaryosu bana çok mantıklı geldi. Bu Sword gerçekten Raks'tan sonra kurulmuş olabilir. Çünkü Raks tayfası bak One Piece'de ilk defa terörist kelimesi Raks korsanları için söyleniyor. Bu adamlar dünya hükümeti ne yasakladıysa ne yasakladıysa onun üstüne gittiler. E, bunun ardından hani Raks'in yenilmesinin ardından artık hükümet veya pardon denizciler şöyle bir şey demiş olabilir. Ya bizim Korsanlar arasında da bir arasında da şey ihtiyacımız var. Ajana ihtiyacımız Mutluluk var yani. deyip aynen sonra bir Korazon, sonra bir Kobe, pardon Drake. Anladın mı? B evet. Bence mantıklı olurdu. Güzel olurdu. Yani çünkü şey diye bana bana şey gibi geliyor yani. ya. Yani. Sonuçta Garp tek başına şey yapamayacaktı ya. Rax korsanlarına karşı bir şey yapamayacaktı ya. Ve Hı. işte mutlaka Roger'ın yardımına ihtiyacı vardı. Yani bir noktada şey olmuş olabilir. Yani abi işte biz hani insanların güvendiğini sağlayacaksak gerçekten de bizim yani bazı korsanlarla da birlikte çalışmamız lazım. Ya da içeriye adam yetiştirmemiz lazım. Tayfalarına sokmamız lazım gibi. Bana o yüzden öyle bir muhabbet gibi geliyor Sword. Evet evet. Bu arada One Piece'in başından beri bu muhabbet var. Kobe ilk denizci olmadan önce şöyle bir muhabbet geçiyor denizciler arasında. Ee, şey, Luffy ile Kobe arkadaş gibi gözüküyorlar. Ee, Kobe denizci olmak istiyorum diyor ama karşısındaki denizci diyor ki ya Albayım hani bu adam denizci olmak istiyor ama geçmişte korsanlar arasında denizcilere ajan sokma niyetinde birçok girişim bulundu gibisinden bir şey söylüyor. Ardından Luffy Kobe'yi sinirlendiriyor. Kobe ona vuruyor böyle. Ha tamam bu adam saf evet. denizci deyip al alıyorlar içeri. Çok enteresan Abi, oldu. Kobe, Kobe Sword'daysa Kobe ve Helmeppo Sword'daysa demek ki Sword Garp'la alakalı ve Garp'la alakalıysa da Rux olayına gidiyoruz Aha. bence. Tabii zaten. tabii. Evet, Zaten evet. Vampis'in başından beri e, korsan hükümet dengesi sağlanmaya çalışılıyor ya. E, sanki böyle o savaş lordu sistemi, Yonko'lar ve dünya hükümeti dünyanın bütün dengesini bunlar ayakta tutuyormuş. E, imajı verilmeye çalışılıyor. Aslında söylediğiniz şey bununla aynı. O dengenin bozulması o Rax korsanlarda bir bozulan bir denge vardı. Durduramadıkları bir güç vardı karşılarında. Onu sağlamak için korsanlar arasında Muhbir ya da ajan sokmanın dışında doğrudan korsanlarla işbirliğine kadar gidiyor aslında. Aynı düşüncenin ürünü farklı yerlerde de görüyoruz One Piece dünyasında. Ki Tabii. odanın çok fazla yaptığı şey bu. E, belli kalıplar kurup çoğu arkta aynı kalıplar üzerinden oluşumlarla karşılaştırıyor bizi. Bir şey de hatırlatmak istiyorum bu arada. Drake şey diyor. Yani ben hani burada artık cover'ım ortaya çıktı ama cover'ım ortaya çıktıktan sonra da tekrar Navy'ye geri dönemem zaten gibi bir şey diyor. Yani belli ki bu zaten sadece çok az insanın bildiği bir şey. Ve yani o kadar az insan biliyor ki direkt baştan bir belki de Navy olarak e, designate edilmemiş olabilir yani. Hı -hı. Hani adamın kaydı kuydu yok baktığın zaman büyük ihtimalle. CP şey bilmiyor, CP0 bilmiyor, kimse bilmiyor. Baştan beri korsan. Ama bunlar işte yapılan işte biraz şey gibi iki kişinin bildiği sır değildir muhabbet falan gibi. Ben o açıdan bu arada Kurtlar ve One Piece çok paralel görüyorum bazı yerlerden. <laughs> evet. Ee, yani adı o... x bile değil büyük ihtimalle zaten. Çünkü e, evet, 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 çok duymadık. O Doflamingo flashback'inde kurtul deniziler alıyor, kurtarıyor bunu bir yerde. Çenesi yaralı bir çocuk. Oradan anlıyoruz Extrake olduğunu. <laughs> Dediğin gibi adı bile hani Alican'dan <laughs> gibi bir şey. Sonra Polat Tabii canım yani ha, tabii, tabii, şey tabii. değil mi? Tabii. Dinozor meyvesi yemiş adamın adı Drake yani. Evet. Hı -hı. yani. Evet. Dino koymuşlar çocuğun adını. <laughs> <laughs> Utanmasalar dino koyacaklarmış abi. Bu arada bu ajan falan filan demişken bir Apo'ya değinsek mi ya? Apo kendine ihanet eden. Ayy, adam abi. Nefret <laughs> ediyorum abi bak. <laughs> Süpernovaları ilk duyurdukları zaman Hı -hı. İki tane karakterden inanılmaz tiksindim. Birisi Apu, diğeri de e, şey neydi ya adı? Beach Be Be mi? Yok yok o değil. Ee, Rahip Oruç. Hafda Oruç. Rah Oruç. U U U Uro Uroge Uroge Uro Uroge aynen. İkis iki karakterden de nefret etmiştim. Yine Uroge o kadar değil de Hafkızı çok sevmiştim. Hafkız çok hayal kırıklığı oldu yani. Ee, evet ya çok. Şey, Apu. Apu Apu'nun baştan böyle bir şerefsiz olduğu belli zaten. Nefret ettim <laughs> ya. Lan da da nefret ettim yani. Ben adamın evet. ihanet geçmişi var abi. Dosyası çok kabarık. İlk önce Kido ihanet ediyor. Sonra Kaido'ya ihanet ediyor. Sonra direktle geçici ittifak kuruyor. Drake'i ihanet ediyor. <gülüyor> Sonra <laughs> Sipel Poli yakınlaşıyor. Ona da ihanet ediyor. <laughs> adam utanmasa kendine de ihanet edecek abi Ben bu adamı anlamadım. Çok enteresan bir adam. Ya, daha kötüsü var ya. Ee... O büyücünün adı neydi? Fal Bakan'ın adı. Hawkins. Hawkins, Hawkins olayı daha saçma. Abi ihanet etmiştim o yüzden. Hani daha önce birini ihanet etmiştim o yüzden yenileceğini %99 bilmeme rağmen e, şeye Kaydu'ya ihanet etmedim. Çok üzüldüm ya ona. Çok ya üzüldüm. Ya o kadar ona. saçma geldi ki ben Şeyden Bana şüphelenmeye başladım. Yani. Bence da bunu ilk yazdığında %1 ölme yaşama ihtimali olan kişi Hawkins değildi bence ben sana söyleyeyim. Böyle verdi Artı bir ha, abi. Bendim aslında. <laughs> ya o şey diye yaptı. Bak savaşı bitirdi tamam dedi ki ulan ben insanları öldürmeyi unuttum dedi. Ben şu şey, Hawkins'i <laughs> <Sırayla da çıkardım. gülüyor> <laughs> Bence şey gibi oldu. Çok uzayacak, çok uzayacak ark yani. Bence kafasında onun çok daha uzun bir vano vardı zaten. Ama dedik yani uzadıkça uzadı yani bu artık bitmiyor. E yani dizi falan da gelecek bir yandan. Yani bunu toparlamam lazım benim. Hani bir şey o sebeple biraz böyle bir şey oldu ne derler. Ya çok rahatsız etmiyor beni bunlar. Ama Hawkins o lafı çok vanonun başında söylüyor ya. Vanonun başında böyle bir şey söylüyor yani. Ee, evet. Yine şeylerle alakalı, kartlarla alakalı bir şey söylüyor. Sonra bir daha söylüyor o odada. Falan yani. Bence başından hı. itibaren tam olarak bilmiyordu kimin öleceğini, kimin kalacağını, kimin şey yapacağını. Havaya atıyordu biraz yani. Hı hı. Killer hayal bir olsun saniye. ama ya. Adına evet. adına uygun bir şekilde öldürmüş yani adamı. <gülüyor> <gülüyor> Killer. Çete çete pek bakmadığımız için bant yayın olduğunu şüphelenmeden e, şey bant yayın diye sananlar Aynen. olmuş. Canlı yayın arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> Live <laughs> canlı yayın arkadaşlar. Evet. olsun. Yine Yaman olmalıydı o yüzde yüzde bir ihtimali olan kişi demiş bak Taha Turgut. Ha, <laughs> Okuyorum şu anda. Manyak bir Joy Boy bir şey olmuş. <laughs> Orochi olmalıydı o yüzde bir ihtimaldi. O yüzden 500 defa öldürdüler <laughs> değildi. Öldürdüler. Orochi evet. nasıl geri geldi Orochi? Abi, Abi on... adam hit... Hydra çünkü. <laughs> Hydra'ların olayı odur ya. Başını kesersin. Bir kez başını kesersin. Ha. iki tane çıkar. Ee, nasıl? Hani... Öldü, ölmedi o zaman şu Abi, anda ben da. Ben onu böyle Yaksılar saydım. Işte şey oldu Mitolojide ya kafa de... sayısı kafa sayısı olarak algıladım ben çünkü her kafası koptuğunda bir, bir tane eksik geliyordu. Evet mesela evet yani en, son bir, en son bir kafalı şeydir geldi ya. mesela. Ee, Yunan evet. mitolojisinde olay şeydir ya e, kafa dik biliyorum bir iki tane çıkar. En son ateşte dağlar kafalarını kestikten sonra Hı -hı. yeni kafa oluşmaz orada. Öyle öyle yani. yaktılar mı? Ben onu hatırlamıyorum. Ben yaktılar yaktı, mı Orochi'yi? Yaktı hatırlıyorum. Ha. Hiyori'ye ya karşı yanıyordu zaten. Öyle hatırladım. Alevi evet, vereceğim seni diyordu. sekiden çivi varmış. O yüzden dönüşemiyormuş. O yangından hmm. dolayı o çıkıyor. Tekrar dönüşüyor ama tek kafalı dönüşüyor. En yani son Benjiro Denjiro kesiyor. Zaten 9 kısım. Yalama oldu ne? artık abi. Herkes yani kesti yani bu, bu sezonu. Şey, neydi? Bu Kinemonlar, şeyler, Aşuralar falan filan. Aşura gerçi kesmemişti de. Diğerleri kesti evet, yani. Evet. 7-8-9 defa öldü o karakter. Asıl seri bozucu olan Fukurokuju'ydu. Hiç bitmeyen savaş yapmışlar. Marineford savaşından uzun sürdü o Furikujura yüzü kapışması. Abi bak, o evet, beni hiç yani. rahatsız etmedi aslında. Bak, neden biliyor musun? Yani evet, bölüm sayısına vurursan uzun sürdü ama panele vurursan hmm. belki de en Bir kısa panel savaştı. Aynen, aynen. O yüzden çok rahatsız olmadım ben ve çok ilginç geldi. Hadi ikimiz de yanalım. Kim daha çok dayanacak? O da dedi ki, "Hey yavrum, biz Oden samanın Biz ateş işler <laughs> mi?" Oldu ya. ya fena evet. değil yani. Ne olacak ki? Naruto orada bir Naruto vs'si dönebilirdi. İkisi de ninja. <gülüyor> Dönmedi. <gülüyor> çok iyiydi ama o vs. İkisi birbirini tutsak ediyor ya. Hangimizin götü az yanarsa o kay şey kazanacak Tabii. gibisinden bir edebiyat döndü orada. Abi bir saniye. Çok önemli bir karakter hakkında konuşmayı unuttuk. Yamato abi. Oo. Oo. Yamato sevenler. Ama... <laughs> ben Yamato çok seviyorum. Ben bayılıyorum. Sevdim mi yani. karakteri? Karakter olarak sevdim Yamato'yu ben. İyi. Bir tek ben nefret ediyorum herhalde. Niye <laughs> nefret ediyorsun? Nefret edecek bir sebep yok kardeşim. Niye nefret abi, ediyorsun? Bir kere bana çok yaratıcı bir karakter gelmiyor Yamato. Bir de Sanji'yi de çok karşılaştırıyorlar. Sanji ile karşılaştığı bak. Burama geliyor. Sanji sınır aşıyor abi. Sanji ile karşılaştığı... Ha, güç konusunda, konusunda bak, mı? Ben de Aynen. Güç konusunda Monster Trio. Mi? Monster Trio. <laughs> Monster, trio. <laughs> Monster Trio olayında ben kafayı yiyorum abi. Zaten Bu arada hep... Monster Trio diye bir şey kalmadı. Yani kalmadı orada ya orada, evet. Orada Jinbei var. Yani Deniz'in ilk oğlu Jinbei var. yarına beton yetmez adamın. <gülüyor> hani var <laughs> kalmadı Monster Trio diye bir şey. Aynen aynı muhabbet Jinbei geldiğinde de oldu. Jinbei geldi Sanji yalan oldu gibisinden böyle her yerde görüyordum ben. Forumlarda vesaire falan takılırken zaten kafa yiyordum bu Zaten 12 savaşı Sanji Sevenler için bir tık meşakkatli bir savaş oldu abi. Hem Yamato çok öne çıktı. Hem Sanji orada Robin'e ağladı. Ben vay hiç unutamam ya. Oğlum o sahne Benim, bak ben sana bence, bir şey söyleyeyim mi? Sanji'ye verdiği bence. değeri gösterir lan o H.Rodan'ın. Evet bence. evet ya ama şimdi hani ağlıyor mızırlıyor falan filan deyince ben böyle bir şey oldum. Ya, ee, ya şimdi bence Yamato'ya az bir de şey yaptılar. Yamato'nun orada yani çok çünkü bir önceki ark Sanji'nin bayağı içsel meselelerini çözdüğü bir arktı yani. Hı hı, ee, evet. Orada Yamato'nun çok daha fazla olayı vardı bence. Olması gerekirdi yani. Ama olsun tamam yine çok normal bir screen time verdiler. Ben okeyim bununla. Ama bir, bir, noktada arkadaşlar artık yani Ka Kaido ile bir verse bir attı Yamato'ya. Evet. Yani, hani, hani şey yapmayalım. Bak, iyi yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Kaido'yu iyi tuttu. Sanji hızı sayesinde ayak uydurabilirdi bence çatıda. Bak hızı sayesinde. Sanji Sanji ayak uyduramazdı demiyorum ben zaten. Yani Kaido karşısında... Ya ben şey gibi görüyorum şimdi. Zoro ve Sanji bence çok benzer power level'lara sahipler. Hı hı. Ee, hani hep öyle oldu. Bunun zaten aralarındaki rekabet de bunu gösterdi her zaman bize yani. Öte yandan ee, Zoro da bence biraz bir vs 1 atabilirdi. Kaido'yla. Ama ne Kaido ne de Sanji Yamato kadar bir VS uzun bir VS bir atamazdı. Yani. Evet. Anladım ne demek evet. istediğini. Abi şöyle bak. Mesela chat'te gördüm. Ben böyle chat'te görünce böyle şeyleri biraz şey olurum. Böyle Sanji gibi biraz sinirlenirim ama mesela şey diyen var. E, abi Luffy yetişemiyordu Kaido'nun hızına. Ya Queen savaşında Sanji'nin hızı öyle bir şeye ulaştı ki adam artık görünmez sanıyordu Queen mesela Sanji'ye. O kadar hızlıydı, o kadar hızlıydı. Yani Sanji'nin hızını bence küçümsemeyelim bu konuda. Adam bir din hızı sayesinde görünmez hale geldi. Geliyor, geliyor. Ama şey yapamaz ne derler? Zaten hızlı ve Hı -hı. evet güçlü de. Hı -hı. Ama mesela King King'le kapışırken bile ne kadar zorlandı. Yani adam şeyle mi? alakalı biraz. Hı -hı. Yani Rov güçle alakalı bir durum yani. Evet tekme atar. E ama yani Kaido'ya zarar verebilir mi? İşte mesela Yamato veriyordu yani. Evet evet anladım. Şey zaten e abi artı bir yani. Hatta artı on. Evet akisi, Kıntı, evet. mitolojik zoan. Yani en bozuk yani mitolojik... iki şeye sahip. Evet. Arkadaşlar evet, siz de 20 yıl <laughs> babanızdan dayak yiyerek krallık kisi ekleyebilirsiniz <laughs> <sağdırı bir gülüyor> yani şöyle kral, kralın ikisi bir, mitolojik zoan iki, e, insan da değil. Yani değil. <laughs> evet. evet. Oni, evet. Yani, biz Oni ırkının e, sınırlarını da tam bilmiyoruz hala. Hı hı. Biz, Bu arada e, yama çünkü... Yamato... Hı. Yamato ile ilgili kafalar da karışık şey. Sıra, böldüm daha kusura bakma Yamato Kendisini erkek olarak şey yapıyor. Yani evet. o karakter artık erkek yani. yani ö, ö, çünkü öyle One Piece evreninde. Evet. Yani şeyde bile gördük bunu. Beraber hamama gidiyorlar. Yamato evet. erkeklerle birlikte yani. Evet. bayılıyor arkada. <laughs> evet Bir, bir Ivankov'a bakar o bence. Çok da şey değil evet, yani. Evet. Ivankov denk gelirse. <laughs> evet Ivankov de denk gelirlerse. <laughs> o gerçekten Odin olabilir yani şey yapar. O dönüşümü sağlar. Ben odanın bu huyunu seviyorum ya. Hı hı. Ee, böyle dışarıdan böyle gözücüyle bakınca e, aşırı homofobik görünen ama asla homofobik olmayan bir yaklaşım var ya bu tarz şeyler. Soft evet, idare ediyor. Evet, evet evet. Ben evet, evet. odanın bu huyunu seviyorum o yüzden. Dışarıda bakınca e, çok karikatüre tipler oluşturduğu için homofobik geliyor insana. Ama aslında ha, burada... işte olay asla cinsiyet ya da gender muhabbeti olmuyor. Sadece karakter evet, öyle evet. kurulmuş oluyor. Bence bu arada ee, başta bu... var ya. Başta. Queen olayı mesela. Queen olayından onu işliyordu. Ya homofobiklik tabii ki de o bahsettiğim şey ama e, atıyorum Queen'e şey diyordu. İşte ben kadın olduğum için güçsüzüm. Zor ol. Sen benden daha güçlü olacaksın gibisinden orada böyle yani şey. tam tersini anlatıyordu orada. zorada diyor ki saçmalama ne alakası var yani, bunun cinsiyetle yani, falan diyor. saçmalama falan diyordu. Saçma falan evet evet. Şey, burada e, bu arada şeyi düzelteyim ben Yamato kendisini erkek olarak görmüyor. Oden olarak görüyor. Dolayısıyla erkek oluyor. Evet. Yani evet. o, o orada bir e, farklılık var. Küçük bir farklılık var. Odan olarak göreceksin. Bu arada Tayfa'ya katılmadı diye şey yapıyor. Katılmadı değil mi diye sonra Katıldı bence Yamato Tayfa'ya. Katıldı ya. Ma ben Bana maalesef ki geldik. katıldı diyorum. <laughs> yani, Yamato'yu görsen net mükemmel olacak ileride. Net değil ama katılabilir yani. Niye? Katılmaması için de hiçbir sebebi yok. Hı -hı. Hayali o ama. Bek Onun için beklemiş arkadaşlar yıllarca. Katılması evet. olmaz artık bu saatten sonra. Ben Luffy ile Luffy gelecek buraya ve ben Luffy'de denize açılacağım diye bekliyor yıllardır orada. Şey Roger'ın tayfasındaki Oden mi olur Yamato? Tabii ne canım mi? o yüzden kendisine Oden deme muhabbeti sırf onun için yapıldı zaten abi ben sana söyleyeyim. Luffy'lerin tayfaya katılması için yani. Çünkü öbür Başka. türlü insanlar Momonosuke'den bekliyordu. Ha bak bu da Oden gibi evet. gidip şey yapacak. E, Raftel'e gidecek görecek falan. Kendisine Oden diyen birini soktu ki Momonosuke orada şey o elimine oldu yani. Abi bu arada hani Yamato şimdi tayfaya katıldı. Bir match making'e falan bakalım. Yani siz mesela çok ben Akainu'yu sabunun alacağını düşünmüyordum ama sizin öyle fikirleriniz olduğu için soruyorum. Diğer amiralleri hani böyle bir savaş olma durumunda kim alır? Kimlerle savaşırlar? Öyle söyleyeyim. Var mı bir fikriniz bu konuda? Benim e benim orada benim orada enteresan bir fikrim var. Ben şey diye düşünüyorum. Bu yeni tanıttıkları amiral Ruyok Ruyok'u Ruy 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 mu? Yok mu? Ryuukyu Ryuukyu evet öyle tam Ryuukyu değil Ryuukugyu ee, bence o karakteri çok uzun tutmayacaklar arkadaşlar o karakteri e, böyle ya önümüzdeki chapter'da bile bir bir şey olabilir ölebilir demiyorum yenilebilir amirallikten çıkabilir bir şey gelecek başına ve bence Kobe getirilecek e, onun yerine. Aa. Bence Kobi. Kobe, Kobe. Çünkü Kobinin bir noktada amiral olması gerekiyor. Tabii tabii. Yani bir şey. Ben çok geçici çok bir karakter gibi şey geliyor bana. Kobe yani. çok güçsüz yani, değil mi peki bunun için? Bir de yani yaşı ben de... çok küçük değil mi amirallik için? Amiral Hı. olacağını ee, düşünmüyorum Kobin hiçbir zaman ben ya. Öyle mi? o Ben, Garp, ben istiyorum da bunu. Garp, Garp tarafından eğitildi ve asla Garp böyle hani e, o kutsal ejderlerin köpeği olmayayım diye amirallikten uzak durması temasının Koby'de aynen işleneceğini düşünüyorum. Yani Halbuki o amiral olur güçlenirse ama Kobi olmaz bence. Ama mesela ona bir ile beraber yola çıktılar ya Koby'ye. Luffy dedi ki ben korsan kralı olacağım dedi. ...Kobi de dedi ki ben de amiral olacağım dedi. O zaman ikimiz de birbirimize söz verelim. Luffy ile Koby'nin başlangıcı buydu. Bence Koby eninle evet, evet. amiral olacak. Evet, arada, evet. Ryokugyu bu arada bir onda bir gereksiz özgüven var ya. Ben acayip sinir oldum o karaktere de. Hani şey iki on konu yenemediği 3-4 tane adamı tek başına nasıl halledecek bu adam? Ya orada Yamato var, bak Yamato var, Zora var, Luffy var, Kid var. Ya, ya orada neler var yani? Orada abi dinlenmiş ve partilemiş bir Luffy var ya. Evet evet yani, evet, evet, evet. Allah aşkına, Allah aşkına yani orada dinlenmiş ve bir belki de kaç gün yemek yemiş bir Luffy var. <laughs> yani ben şey gibiyim, bırakın gelsin, bırakın gelsin. <laughs> Gelir Ama ben ya. şöyle şöyle bir şey olabilir. Ee, gücü biraz şey gibi ben ilk, ilk panelde şeyi gördüğüm zaman baya böyle çünkü şeyi düşünüyordum. Yani şimdi şey tamam okey Kaido ve Big Bam düştü ama ee, Beast Pirates'tan da çok tehlikeli tipler var. Hala yani Jack falan yani tehlikeli tipler bunlar sonuçta. Bunlar ne olacak diye Bir baktım bir sonraki panelde hepsine küçük diye böyle kaza oturtmuş. Değil ha, mi? O çok, çok iyi bir paneldi ee, o ya. İşte amiral ee, o, ben burada yani. bu arada ben One Piece'te şey oldum yani One Piece mi okuyoruz? Berserk mi okuyoruz? Yani ne evet. Oluyorum? Evet, bir sahne. evet çok, çok, çok gor bir sahneydi. Çok ben hiç ben, ben hiç hatırlamıyorum böyle gor bir sahne One Piece'te. Vardır belki ama yani hiç hatırlamıyorum. Çünkü en kan var ama kaza oturtma falan gibi şeyler One Piece'te bence o sahneyi bilerek yaptı o da. Çünkü bakın arkadaşlar çok nadiren inanılmaz gor bir sahne koyuyorum buraya. Haber bu, adam bu adam bu hani adam tehlikeli bir adam. Birilerini gelip öldürebilir. Mesaj aldım ben oradan biraz açıkçası. Yani sanki şey gibi geliyor bana. Tam böyle millet partilerken diye birinin böyle göğsünün içinden bir şey çıkabilir mi acaba? Abi belki de hepsinin birden de olabilir yani 15 Çizden kişinin aynı evet. falan. Harika olmaz evet. mıydı? Harika olmaz mıydı? Abi böyle olacak böyle bir... ya. kesin olacak <laughs> ya. ya. Böyle Değil bir ya, red wedding olabilir mi acaba yani? Hani ha, e, öyle bir şey bana şey gibi geliyor çünkü e, bitiyormuş, bu... değil mi orada <laughs> ya, bitiyor 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 gibi değil de bitiyor gibi değil de sanki şöyle bir şey olacak gibi hissediyorum ben o adamı buraya getirmelerinin tek sebebi e, vano'dan sonra bir power up sekansına daha belki girmek istiyordur o da yani şeydeki iki senelik trainingdeki gibi işte gelecek böyle diye sokacak ve bilmiyorum bir şey olacak orada ve ekip tekrar mı dağılacak hiçbir fikrim yok yani hani dağılmaması lazım bu saatten sonra. Daha yeni bir araya geldiler ve Vanoy'un bitmesini bekliyoruz. Biraz tayfa görelim yani. <laughs> Ama niye geldi ki abi oraya yani? Benim evet, kafamda de. bir sürü soru işareti var. Niye getirdi onu oraya? Evet ve <laughs> abi şey yani e, Ryokugi bilinmiyordu. bilinmiyordu. Oda'nın elinde kalan artık son birkaç karakterden biriydi. Sadece silüetini gösterdi. Yani bir Vega <laughs> <Pan> kaldı. <laughs> kaldı. vardı. Evet hı hı. ya işte Loki Moki o kadar önemli olmayacak bir ihtimalle Loki de. Ee, tam bir soru işaretiydi. Hem o ilk göründüğü sahne işte herkesi kaza oturtması bir de onun üstüne dedi ya hani ben her zaman seni örnek aldım diye Sakazuki'yi kastedi. Dedim ya. ki Allah ölecek birileri kesin. Bu adam Sakazuki'ye örnek alıyorsa bir de yani hı. göğsünü delerek öldürme var ya ikisinde de belli ki. Hani hiç hı hı. acıma yok. Ben zaten amiralleri bu yüzden seviyorum. Hani adamlar disiplinli dur bir şans vereyim gücü neymiş falan yok. Abi öldürüyor. suçlu Suçlu mu? Tamam o zaman. Hani tehlike mi şey yapıyor? Direkt öldürüyor. E, ee, Ryokugyu çok bir şey yapamaz, yapamasa bile kesinlikle öldürecek 2-3 kişiyi gibi geliyor bana o yüzden. Orada çünkü beni şey çok gerdi. E, ee, amiraller spesifik olarak yani hiçbir şey... ya Bir kere şu anda gelen emir karışma abi hiçbir şeye. Siktir git oradan. Evet. Yani gözlemleyeceksen gözlemle ama ona söyleyin hiçbir şey karışmasın dedi. Bu herif kendi başına verdi o kararı. Yani yok lan ben buraya gelmişken bunları öldürürüm. Ee, ve evet. yani öyle yaptığım için de daha sonra işte Akainu beni sever falan gibi bir muhabbet oldu. Bu herif bence de birilerini öldürecek. Robin'i kaçırmaz arkadaşlar. Robin kaçırma arka yaşandı bitti artık yani. Ama birisini öldürüp Luffy'yi inanılmaz antagonize edebilir. Bana öyle geliyor. Bu arada şimdi aklıma geldi. Bu Ryokugun'un o şey sahnesi kazık sahnesi gibi şey vardı bir tane. O da çok beni vurmuştu. Inorişi e, ve ne konma şey e, bacaklarını kollarını falan kesmişti ya şey. Jack. Jack. Evet. girdikleri evet. girildikleri sen. Evet, o o sahne de çok iyiydi, o sahne de bayağı. Bu arada iyiydi. ben Twitter'dan Ki... paylaşmıştım, ...görmüşsündür belki Kapore. Bu Doflamingo'nun da çok benzer bir sahnesi var. Hani, evet. Luffy'yi yeni... e, <laughs> Dressrosa'nın içinde saklıyorlar ya, onu ararken <gülüyor> şeylere, <gülüyor> hani sicimlere çakmış o da. Evet. Geçirmiş güzel insanları. Şey ölebilir. Tayfadan kimsenin ben öleceğini sanmıyorum. Ee, şey ölebilir ama Yonko yapmadılar sonuç olarak e, Luffy, Luffy Love ve Kid ölebilir arkadaşlar. Ya da Kid ölebilir. Bana öyle geliyor niyeyse. Ya Love böyle tam böyle ölmek için tasarlanmış bir karakter değil mi? Hayır. Evet evet. Ama yani. kit Kid, Kid, Love öyle. Love öyle. Kid, Kid. Ya, ya böyle şey olabilir. Ne derler? E, ee, ikisini ortadan çıkarabilir. Çünkü Yonko da olmadılar ya. Hı -hı. Bu noktadan sonra da hikayede olmaları. Belki Love ölmez. Love'un daha bir din bilmecesi var ama Kid tam ölecek karakter ve. Evet yani. abi ve yani, Marco ölebilir Marco hiçbir ölebilir. şey değişmez ölse <laughs> o yüzden ölebilir. Lo, Love için zaten şey yapıldı ya abi o bu meyveyi yiyen ölecek yani bunun evet, ölmesi evet, için evet. bir sebep doğacak ee, alt kapısıyla geldi ya işte niha ameliyatı yapıyormuş yapan ölüyormuş ama ameliyatı olan kişi de daha da ölmüyormuş hı hı. Evet. dramatik bir şey olacak yani ama o, o kesin dramatik bir şey olacak. Yani arası yok. Ya gelecek böyle gerçekten de konuşacak sadece ki sanmıyorum. çünkü şey diye çıkarttı herifi oraya. Yani o gor sahneyi bize bu herif birilerini öldürmeyecekse göstermezdi gibi geliyor yani. O bana çok fazla geliyor o sahne bana. Ya bir de bu Yonko Saga'dan sonra ben hani amirallerin gizli bir power up alacağını düşünüyorum. Yani da ben bu adamları dur biraz daha güçlü yapayım. Çünkü Luffy'leri çok güçlendirdim. bence onun da biraz ilk sahnesi gibiydi. Şimdi iki tane Yonko Commander'ı e, yenmiş, öldürmüş, bir sor birçok kişiyle birlikte öldüler mi bilmiyoruz da. Hani ve diyor ya ya siz benim rütbemi biliyor musunuz? Benim rütbemde hani size yenilirsem zaten ayıp olurdu ama eskiden mesela baktığınızda Marco ile amiraller arasında çok küçük bir fark var gibi sanki gösterilmişti. Hani Yonko Commander amirale yakın gibi gösterilmişti ama tamam. HRO'da ana sanki biraz iptal etti gibi oldu. <laughs> Marco örneği bence biraz düşük kalır burada çünkü Marco King ve Queen'le ortak V.S. atan birisi. Marco hala çok güçlü. Yani Hı -hı. belki biraz daha Marco dışındaki bir karakter o kadar oynasaydı Amirallerle Maniford'da bu olabilirdi. Bu senin dediğin biraz daha evet. net doğru olabilirdi. Çünkü ya Marco, Marco da burada da şey ama... ikisiyle birlikte V.S. attı. Ya i̇kisi de böyle ama şey halleriyle gibiydi. Ya işte. Hani daha dövüş başlangıcı gibiydi o. Zaten sonra Marco'nun yorulduğunu gördük hani tam daha fazla ben dayanamam gibisinden. Mesela işte e, King'in Zora'ya karşı uyguladığı teknikleri gördük sonradan. Marco'ya karşı bunların hiçbirini yapmamıştı veya Queen'in girdiği evet. formları falan. Hani o biraz dövüş başı gibi olduğu için bilmiyorum ben mesela Marco King'den çok farklı gelmiyor bana. Belki ben yanılıyorumdur tabii bilmiyorum yani. Ya bence Marineford savaşı o güç dengesi konusunda diğer sezonlara bakarsak biraz daha bozuk kalıyor. Hani time skip evet. sonrasında özellikle. Hani çünkü tam olarak haki kavramını tam olarak oturtmamıştı ya. Sonradan oturttu. Sonradan başka şeyler ortaya çıktı. Bence Marineford'u baz alamayız ama yani bir de yani King ve Queen de biraz sakattı. Hani King'in bandajları vardı bu arada kafasında vesaire falan. Evet. Tam güçlerinde değildi şey King ve Queen. Ya mahkum bile evet. olabilirler bu arada. Hani Kairos evet, sekri evet. takılı falan da olabilir. Çünkü Udon hapishane sonra ve fark ettiysen Kapori böyle e, hapishanenin içinden King Sama falan diye bağırıyorlar Queen Sama. Evet, yani evet. Kai'don'un bütün Hı -hı. adamları e, hapse atılmış Udon'da. aynen. Hepsi oradaydı ya aynen. Bu matchmaking'e geri dönelim abi? Şey, ne diyorsunuz amirenler e, karşılaşmasına? Ben kafamdaki bak çocukluktan beri çocukluk yani çocukluk dediğim hani bir <laughs> <gülüşmeler> 10 yıl evet. 5 yıl falan <gülüyor> ben <laughs> gençim. <laughs> yani ben hep kafamda şey e koyuyordum ee, Akainu Luffy Borsalina Sanji Fujitora sonradan geldiği için Fujitora Zoro İşte 3. Amiral'de ya Jinbi artık ya da Yamato hep kafamda o senaryo vardı şimdi siz e Akainu Sabo deyince o senaryom değişti benim ben Akainu Dragon diyorum bu arada Sabo demiyorum Ha, Dragon Bak, e, çünkü ben tabi bu bir hissiyat ama Dragon'la Akainu'nun bir geçmiş olduğunu düşünüyorum ikisinin. O yüzden birazcık e, öyle kafamda mimledim. Dragon vs e, Akainu. Bir de yani Akainu filo amirali abi bu adam. Yani donanmanın bir numarası. Bence Hı -hı. Dragon daha çok yakışır. Olabilir. Evet. Ya ben hiç kafamda şey gibi bir matchmaking yapmamıştım. Amiraller vs sasır şapkalar falan gibi bir şey yapmamıştım. Çünkü yani şimdi Bence ben şeye net inanıyorum İki, Sabo mevzusu üzerinden ikinci bir Marineford yaşayacağız. Ee, ben ona çok inanıyorum ve evet Dragon'da gelecek kurtarmak için Sabo'yu. Bence orada işler çok karışacak zaten. Ee, bence şey de dahil olacak arkadaşlar işlere. Imusama da orada dahil evet. olacak. Evet. Yani bir şekilde Imusama da dahil olacak. Ben o ana en büyük VS için Imusama vs Luffy diyorum. E Akainu, Dragon ya da Sabo bence. Yani artık geri kalan tayfa da e, diğerleriyle belki. Ve bence yani, Kuzan da gelecek oraya. Ben Aa, şunu evet. söyleyeyim size. E, dünya hükümetiyle ile savaş noktası benim aklımda çok muallakta. Çünkü Kara Sakalı Dünya Hükümeti çok daha zayıf kalacak Kara Sakal ve tayfasının yanında bence. E Kara Sakalı eee dünya hükümetini aldıktan sonra Kara bu sefer çok daha farklı bir noktada kalacak, zayıf kalacak. O dengeyi nasıl kuracaklar kendi aralarında bilmiyorum. Marshall D. Teach mevzusu bence e, Karasakal Kara Sakal dünya hükümetiyle büyük bir VT'ye girecek gibi geliyor bana başlangıçta. Evet, ben de onun öyle üzerine diyeyim. onun üzerine çok daha farklı bir savaş başlayacak. Yani çünkü e, Oda'nın bize yıllardır söylediği e, şey öyle bir nihai savaş gelecek ki Marineford Savaşı, en iyilerin savaşı olarak adlandırılan o Marineford Savaşı gölgede kalacak. Yani hmm. burada ben e, Başlangıçta... şeyi bekliyorum. Bizim Hasır Şapka tayfası dünya hükümetinde amirallerle bir savaşa girmeyecekler. Bizim Hasır Şapka tayfası en sonunda e, Kara Sakal korsanları ve üstünde imusama gibi bir sıralamayla gidecekler. Nasıl olur? Bana bilmiyorum. da çok evet. muallakta. Çok muhallette kafamda. Şeyi hiç katmıyoruz bu konuşmalara bu arada. Çünkü yani onları dede diye görüyoruz belki ama Gorosei komple sivil mi? Yani de güçleri yok mudur Gorosei'nin? bence var ya. Bence var. Kılıçla falan geziyorlar adamların bir kısmı yani. Evet. Şans yani görüşmesinden ya. ben onu hissettim. Hı. Çünkü Abi sen ne kadar politik gücün olursa olsun, ne kadar dünyanın en büyük otoritesi olursan ol, Yonko'yla aynı odada bulunmak rahat bir şekilde ve yani onunla, ona ona böyle üstten konuşuyorlar biraz. Ya kendilerini fiziksel olarak da savunabilecek güçteler Yonko'ya karşı gibi geliyor bana. Tabii tabii. Yani... Bence bence bir amiral gibi güçlüler yani onlar. Olabilir. Yani öyle gösteriyor. Hani bir tanesinin göğsünde yara var, bir tanesinin alnında yara var. Hani bunlar savaşmış. Savaşmış da Kılıçlı Gandhi bir tanesi. Gorbaçov evet. bir tanesi. Hı hı. çıkar bir şeyler. Enteresan olacak ya. Ya Ama ben Büyük Savaş'ın hani Büyük Savaş olursa e, Lafter'den sonra olacağını düşünüyorum ya. Çünkü Rufin'in idealleri ister istemez dünya hükümetiyle karşı karşıya getirecek kendisine. E, tabii ee, ki canım. Doğrudan dünya hükümetinin kantarı olacak orada artık. Evet, evet. E, bütün tarihi öğrenmiş, bütün Hani o iğrenç geçmişini öğrenmiş olacak dünya hükümetinin kurulurken ne yaptığını. Hani neyin üzerine kurulduğunu öğrenecek. Antik silahlar elinde olacak e, o büyük savaşa girdiği zaman. Ama işte bak e, Tanrı Meyveli Luffy. Kocaman hani gittiği her yerde müttefiki var. Oraya evet. gelecekler. Antik silahlar büyük bir kısmı müttefiki içerisinde... Bu kadar güçlü bir tayfanın kaisisine Allah mı inecek gökten? Yani bir şey ya abi, e, çok bile daha Çok bir bile. yapı o... olması lazım. <laughs> Vegapunk var orada bak. One Piece'in bence en güçlü karakteri, en büyük evet. savaş gücü Vegapunk bence. Çünkü bu adam Kaido'nun meyvesini yapmış birebir ve ya klonlamış ve köşeye ayırmış abi. Bu insanlık buna hazır değil. Ben bu hani Hükümete şey diyor. Bu olmadı diyor. Hatalı bu diyor. Aslında olmuş. Momonosuke'den görüyoruz bunu. Hı -hı. Ee, yani bu adam mitolojik Zoan tipi bir meyve yapabiliyorsa klonlayabiliyorsa bir de biliyorsunuz Shichibukai'lik sistemi Vegapunk'ın güvencesiyle kalktı. Öyle aynen, bir silah aynen. bulmuş ki artık Mihawk'a, işte Edward Weevil'a Hancock ve ordusuna falan gerek kalmamış. O yüzden Hı -hı. E, en büyük şey orada Vegapunk abi. Dünya hükümetinin elindeki en büyük güç. Ben öyle düşünüyorum. Peki sizce Vegapunk potresi nasıl olarak çizilecek? Hani böyle manyak zeki, böyle deli zeki olur yani böyle kafayı yemiş zeki bir insan mı olacak? Yoksa hani barış yanlısı aklı aklı başı yerinde normal bir bilim insan olarak mı karşımıza çıkacak? Ne diyorsunuz? Bence e, savaşı bitirmek için ve dünyayı barışa şey yapmak için her şeyi yapan birisi gibi ve Hı -hı. E, şey gibi bir durumu var. İmu tarafından hani tehdit ediliyor. Hani ben hani onlar için çalışmazsam İmu çünkü şunları yapacak falan gibi bir durum var yani. Kötü bir karakter değil bence. Ama bence. bir yandan da hafif hafifte de deli yani. Bu arada Kong dendi bu arada chatte match için. Kong'u unutuyoruz ya hakikaten. O iki eski. Ne? Sengoku'dan da eski olan. Sengoku'dan e önceki şey e e Filo Amiral'i şimdi de Milli Savunma Bakanı. Evet. Kong. Evet evet. Böyle bir karakter var yani Kong diye. Onu büyük bir şeyde gösterecekler ya. Tanrı Vadisi'nde falan gösterirler mi? Yani en azından böyle bir panel hani Garp'la konuşurken. Tabii, haberi tarafı. gel değil mi? Konuşuyorlar ha. denden bu şeyler. Aynen aynen. Ya benim Kong'u saymama sebebim aslında bilinçli olarak saymıyorum. Şu abi mesela e, Garp'larla böyle yaşıt bir adam. Onların zamanının bir adamı. O altın çağ denilen adamın zamanı. Fakat efsanelerden bahsederken hiçbir zaman bu adamın adı geçmiyor. Mesela işte e, Roger diyor ki ya Garp'ı ya Sengoku'yu getirin beni yakalamak istiyorsanız diyor. Beyaz Sakal diyor ki o eski efsaneler diyor. İşte Garp, Sengoku, Shikimiki ki onları sayıyor. Kimse Gor e, Kongu iplemiyor. <laughs> Efsane evet, yani. olarak saymıyor. Ben de o evet. yüzden saymıyorum. Yani belki de çok güçlüdür. Bilmiyoruz. Sonradan öyle bir retcon gelebilir de. Şimdilik aman aman böyle efsanelere kazılmış bir adam değil gibi. Evet. Kong'un arka plan atılması... Ya aslında karakter enflasyonu var ya... Çok onlar fazla ya. Bunun, bunun altından evet. nasıl kalkacak hiç bilmiyorum ya. Mesela Büyük Savaş'ta... Bak burada Onigashiba da yapamadı bence onu. Çok fazla karakteri... E şey... Çok fazla karakter olduğu için... Hani Sanji ve Zorunlu Savaşı'na... Birebir savaşlardan bahsediyorum. Çok önem veremedi en azından Luffy kadar. Luffy'nin savaşı çok iyiydi. Harikaydı. Ulan evet. Sanji'nin savaşı şey bitti. Hani... Ah savaş başladı dedim savaş bitti. Zoro da Ben öyle de başladı oldu. sandım. Hadi son power up aldım. Şimdi asıl savaş başlıyor. Sonra <laughs> kazanan Sanji. <laughs> sonra <iki gülüyor> mal, gibi kaldım biliyor musun? <laughs> ben? Aptal gibi baktım ekrana o an. Evet. Ee, ya büyük savaşta ne yapacak? Büyük savaş çünkü çok fazla karakter olacak. Yani hasır şapka filosu olacak bir kere. Garanti. Ee, bu müttefik kurduğu diğer insanlar olacak. Antik silahlar olacak. Bizim tayfa olacak. Vallahi Eichiro'da başarılar diliyorum ya. Büyük savaşta. Zor olacak onun için. Gerçekten. Çünkü evet, ne yapsa abi. Memnun, memnun edemeyeceği bir tayfa da var yani. Anladın mı? Herisi diyecek ulan Sanji öne çıksaydı. Ulan, ulan Yamato öne çıksaydı. Zor ya olacak. Tek onu. sıkıntı savaş abi. yani Savaşı kurtarabilirse hikaye çok... Hikaye konusunda güveniyorum. Çünkü e, HRO'da, Oden flashbackinde bize şunu gösterdi. Bu adam acele etmek istese direkt e, bir yılda bitirir bütün One Piece'i. Çünkü tabii, tabii, Oden evet, evet. flashbackinde çok uzun bir aralığı ...hızlı bir şekilde ve çok güzel anlattı. Herkese tatmin oldu. Evet, ben muyum? bitirecek sandım ya. Orada evet, yani şunu gösterdi. Bu adam bitirmek isterse... ...çok hızlı bitirebilir Vampir'si. E, Herkesi aynen, tatmin aynen. edecek şekilde. Ama senin dediğin gibi... ...savaşta herkese eşit... E, <laughs> ...değeri verebilmek... ...çok zor olacak ya. Bak Marineford da onu yapabildi. Çünkü Marineford'da da Luffy özelinde... ...gerçekleşti işte, tüm olaylar. Ama Olingaşıma da öyle değildi. Büyük Savaş'ta da öyle olmayacak... Valla başarılar yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönem bekliyor onu. Eşiroğlu en azından. Evet. Bakalım. Bence şeyi de konuşmamız gerekiyor. Chat'te güzel bir yorum var. Vano beklentiyi karşılamadı diye bir şey. Ben katılmıyorum buna. Bence Vano, karşıladı. Vano'yu Onigashima içerisinde alıyor muyuz? Alıyoruz. Alıyoruz. Ben bayağı yani. Vano eğlendim Vano yokurken. Vano Onigashima içerisinde alıyor muyuz derken yani Vano Ark'ın tamamından bahsediyor değil mi? Evet evet, evet, evet. İçeriye evet. girdiler gemiyle o şelaleden yukarı. Gel girdiler. Şimdi şu bir hangi... seviyeye evet. kadar. Evet, o yani Vano ben Vano çok güzel kurulmuştu bence. Evet, evet. Ee, o özellikle ben e, Yonko'ların kendi iç temaları var ya onları seviyorum. Mesela Big Ma Mafia Yonko ee, o <laughs> şey Kaido Lord Yonko olarak karşımdı. çıkıyor kendi temalarında o Lord şeyini e, Lord Kaido'yu biz çok güzel gördük orada. Hiçbir şekilde hani özellikle tarihte de bunun şeyleri vardır mesela. E, bizim Türk tarihinde bile var. E, Timur dediğimiz adam Türk tarihinde çok önemli bir insandır ya. Hiçbir zaman hakiki han değildir. Yanında bir de e, Mahmut Han vardır. Kukla Handır. Devletin asıl yöneticisi odur. Hani hmm. resmiyette ama Timur yönetir. Burada onu görüyoruz. Çok güzel bir e, Siyasi kurguyu yedirmiş bence buraya ki tarihin birçok yerinde çok fazla karşımıza çıkan bir şey bu. Asıl Vano'yu yöneten kişi Kaido ama Vano'yu yönettiğini zanneden bir salak var yanında. Ee, ve orayı Kaido'nun tek amacı orayı tamamen sömürmek. insanlara köle olma hakkı veriyor sadece. Ee, ki o temanın o, onun işlenişinde e, çok da güzel acı tablolarını da gördük yani başarılı güzel değil mi de başarılı şekilde işlenmiş acı tablolarını da gördük evet. insanların e, nasıl bu şeyi e, çizdiklerini de gördük nasıl karşılık veriyorlar işte o dokuz kızıl kının as o karanlıklarda gizlenip bunları e, acıyla izlemesi en sonunda Oden'in babasından hatta Birkaç cümleyle görüyoruz yani. Ben hapishaneden yıllarca kaçamadım. Çıktığımda Oden ölmüş. Ülke bu hale gelmiş değil mi? <laughs> 20 yıl boyunca kimseye ben Oden'in babasıyım diyemedim. Yani <laughs> o kadar güzel bir anlatım ki aslında o. Çık çok sürpriz yumurtadan çıkmış gibi bir şeydi ama çok farklı, fazla iyi bir anlatım sağladı. Evet. Ya bence animenin ee, gelmiş geçmiş en iyi iki bölümünün bu arkta olması bile Vanoy'u tek başına aklıyor ya. Hani Aynı, hangileri karşısında. onlar? Aynen ben de onu soracaktım. Ee, bir tanesi zaten işte Megumi Ishitani'nin yönettiği iki bölümden daha ha, anime, Anime, Çıkı... ha, anladım anladım. Anime, anime. Ha, anime. Evet. Evet, evet. Ben yani, sahne olarak şey derdim. Muhteşemdi. Rajir'in güldüğü sahne beni bayağı duygulandırmıştı. Ha, bayağı. o da var mesela aynen inanılmaz oğlum yani. Çok Hı. iyi. Çok iyi Ben be. hala Sabodideki bölümü daha çok seviyorum ama iPhone'a aldığı bölümü. Ama evet, bunlar da çok şey yani One Piece tarihine kazındı. Hı -hı. 1015 ile o şey 967 mi Roger'ın şeyi? Evet. Gülüşün evet, öyle bir evet. şeydi. Ya Vano e, çok aslında sadece Vano sezonuyla kısıtlamak da yanlış. Abi arttan beri bir setup var ya. Evet. E, onu mesela insanların beklentiyi karşılamadığı dediği şey ne biliyor musun? Tahminlerimiz tutmadı. Hani beklentiyi karşılamadığı hı. dediği şey bu. Evet, Aslında hı. beklentinin üstüne bile çıktı. Oğlum Joyboy muhabbetinin ben Wano'da çözüleceğini hiçbir zaman düşünmezdim ya. Hani evet, e, evet. onu ben artık One Piece'i bulduktan sonra falan çözülür diyordum. Direkt çözülüverdi. Yani fazlasını bile verdi Wano. E, da ben bazı kısımlarda çok düştüğünü düşünüyorum. Savaş başlayınca bence birazcık birkaç dandik bölüm geldi. Vano mükemmeldi ama ya. O eski Bana, şey tadını ya. çok güzel verdi. Hani bir yere gidiyorlar. inanılmaz halk halka zulmediliyor falan üzülüyoruz falan ya. işte Yasue'nin idamında falan ben çok duygulanmıştım. Ay evet ya. Evet ya, ya biraz şeyle alakalı. Vano'nun bazı yerlerde tempo problemleri olması. Onu ona yapacak bir şey yok ama sebebi şu. Yani çok majör karakterler var. Çok majör olaylar oluyor ama bir yandan işte şey de iz, izlememiz lazım ya şu işte hani işte Frankie'nin dövüşü ya da <laughs> ne bileyim Usop Yani ben ben şeyi sevdim şimdi ee, Tank e, Tank Usop ve e, Chopper, Chopper tanka biniyorlar ya <laughs> çok, çok çok Big Mama karşı dövüşüyorlar falan ben de yani çok sevdim ben oraları. ama <laughs> bir yandan da bir çok majör şeyler de oluyor bir yerlerde onları da izlemek istiyorsun ama yani öte yandan artık şeye kadar India seviye Kerat ve şeker adam <laughs> ee, yani, hani, hmm. oralarda da insan bayıyor bir küçük yani. Evet, evet, Ya bir de mangada izleyenler için daha çok bayıyor bu arada bu durum. Ee, e, tabi. Mangada hmm. güncel olanlar için. Bence bu arada Vano, Vano harikaydı. Engin abiye burada katılıyorum. Hani Onigashima Savaşı'nda bazı şeyler benim hoşuma gitmedi. yani şu uyanış meseleleri olsun. Bayağı bir de bu Nikola'yı tam olarak açıklanmadı. Onu da bekliyoruz. Mesela bu adam 5. vites oldu ama Hani ikinci vites, üçüncü vites ve dördüncü vitesin yan etkilerini biliyoruz. Bu beşinci vites evet. bunu daha çok zorluyor. Yani Luffy'yi daha çok zorlayan bir şey. E şu an bakıyoruz hali keyfi yerinde. Bir onu açıklamaları gerekiyor. Zaten postmanı evet. o yüzden bekliyorum ben. Onlar postmanı e, açık. Teknik olarak baktığında Kapori aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yan etkisinin olmasının bir mantığı yok. Çünkü bu bir meyve uyanışı. Nasıl öbür uyanışların bir yan etkisi yok? Ya yani Önceki viteslerdeki yan etki de şundan dolayı. Luffy'nin yönteminden dolayı. İşte kan akışını Hı. hızlandırıyor mesela ikinci viteste. O yüzden yan etkisi var. Veya Üçüncü viteste bütün organları kemikleri tek bir noktada topluyor. O yüzden Aha. yan etkisi var. Ama meyve uyanışının aslında yan etkisi olması için bir sebep yok. Bu bildiğimiz meyve uyanışı yani. Ben şeyden ötürü öyle dedim. Bu kaydıyla ile kapışırken ee, kaydı diyor ki sen harbiden kendini öldüreceksin diyor. Çünkü bu doping gibi bir şey yapıyor aslında Rufi kendisine. Kalbini gümbür gümbür çaldırtıyor yani. Bu noktada yaşlanıyor ya zaten kalp atışı <laughs> durunca. <gülüyor> Evet, evet kalp atışı duruyor. Bir anda suratı çökmeye başlıyor vesaire. Valla bakalım. Çok buradan bir iki üç kere bekliyorum. Postpone'a bence çok daha zevkli olacak. Baya baya zevkli olacak. Evet. Bana harikaydı zaten. Odan Flashback zaten ilaç gibiydi ya. İlaç gibiydi. İnsanlar artık o, o, noktada şey yapmıştı. Hiç unutmam. Topluluk diyordu ki ulan hadi bir şeyler olsun. Savaş başlasın artık falan filan. Adam bir flashback koydu. Bir acı flashback evet. koydu. Herkesin keyfi yerine geldi. Onu biraz şey olsun diye yaptı ya. O hani he, köprü, he, heyecan köprüsü olsun diye yaptı biraz evet, yani. hani evet. Olmasaydı Vano gitmezdi. Odan flashback'i olmasaydı Vano zor biterdi yani. Hmm. Öte yandan bence şey çok önemli oldu. Onu hep atlıyoruz. Luffy'nin e, neydi lan? Ruy Ruy Ruyo muydu? Ruyo. Ruyo, evet. Ruyo öğrenmesi çok iyi oldu. Çünkü hani şeyin farkına vardı. Lan hani ben bu zamana kadar vuruyormuşum sadece. Evet. Ama hani yani abi vur vur vurmak varmış. Bir de Haki'yi içine göndermek varmış. Ve işte Hı. bir de Haki'yi lazer gibi atmak varmış falan. Bunları öğrendi. E, bence şey olacak kendisini daha da yormadan artık böyle komple Nika moduna geçip e, şey gibi Naruto'nun e, sage şey vardı ya enerji modu var ya çakra modu vardı ha. hatırlamıyorum artık. <laughs> evet. Yıllar oldu. Hı. Büyük ihtimalle artık onun gibi böyle tak diye oraya geçer e, bitirir gibime geliyor. Yani o e, gir ikileri gir üçleri çok görmeyiz artık. Artık bir mantığı yok zaten. 1, 2, 3, 4. Çok bir mantığı kalmadı. Tabii Ama o hemen şey değiştirecek. Güçlü yani. Form değiştirecek hemen yani o artık. Evet. Ee, i̇şte bir şey yani. Cireki 2 demeyecek yani. Ha, i̇kinci vitese geçtiğini biz kolundan anlayacağız yani. Büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Abi, i̇şte işte geçmeyecek zaten. Hı. Geçmeyecek zaten. Yani direkt büyük ihtimalle Nika'ya geçecek. Direkt. Allah. Aha, demek istediğini anladım evet. Bakalım ya. Kaido'nun girdiği haller hallere işte H.R.O'da Akainu'yu da sokarsa çok üzülürüm ben ya. Kaido <laughs> ip, ip, falan, falan atlandı. Hayır, Kaido e, ile ip falan öyle... atladı ya. Ha, ondan sakız gibi çiğniyormuş değil mi evet, Akainu'yu evet. böyle? Yani, Lavlu <laughs> sakız. T tükürüyor mal. Yani, çok üzülüyorum. Marine binasının tepesine <laughs> tükürüyor. Oradan erite erite iniyor aşağıya. <laughs> evet. Şey çok güzeldi ya. Yerden yere vur vuruyordu ya Kaido'yu böyle bir bölümde. O benim çok hoşuma evet. gitti. O bence o çok kullanışlı bir yetenek. Bu hmm, Yukio izlemiş miydiniz bilmiyorum. Yukio hani Ha evet. e çok az, evet. Mert abi, bilir belki. Orada Maximilian Pegasus'un çizgi çizgi film dünyası bir kartı vardı. onun iç onun içine girip çıkan karakterler artık yani aşırı eee el avuca sığmaz, hasar almaz bir karaktere dönüşüyorlardı. Odanın yaptığı şeyi görünce dedim ki hani bu direkt bu buradan alınma dedim yani. Bu evet. şeye girmiş ya World aynen yazdılar çetede. O o kadar yani ya o kafada ikisi de aynı kafadan çıkartmış ya da onu oradan doğrudan almış gibi geldi bana. Çünkü o geçişin geçişin keskinliğine kadar her şeye aynı. Dek, camı kapat bu arada ya. Luffy Luffy artık Pelerin'le. Evet arkadaşlar o oldu yani. Ya, pelerin yakışıyor bu arada. Zaten final arc evet. final saga'dayız şu anda. O Pelerin düşmez artık yani. Bu Yonko olduğunu kanıtlayan şey o benim için yani. masada Aynen. Ben aynen öyle. <laughs> Zaten ama ama bu çok belli değil miydi ya o şeylerle işte Megumi Ishitani'nin yönettiği son bölümde Pelerinle önlerine çıkıyordu ya yani. Zaten evet. o bence o bence Luffy orada oldu Yonko. Yani, yani hani Yonko Luffy'nin girişiydi o. Artık bir eranın bitişiydi. O, o bölümün zaten o şekilde Megumi işte ne yapıl yapılmasının sebebi o yani. Hı? Evet. Bundan sonra Vallahi acaba hangi bölüm e, Megumi'ye bırakılacak? Bak ben, ben söyleyeyim. Manga manga Binon'u bekliyorum. Manga Binon. Kesin. Beşinci kesin. vites kesin. Beşinci vites. O gülümsediği saniye. gülüşü. Bak oralar kesin. Hatta bence orada bütçe olarak bayağı zorlayacak kendini Toei animasyon. Bayağı bayağı zorlayacak. Çünkü yaptıkları yani. iş zor bu arada. Hani haftalık bir animasyon işi çıkarmaya çalışıyorlar. Ee, ve Nika bölümü değil mi? Nika bölümü izliyoruz ya. Evet. Ve şöyle bu adamlar şöyle çalışıyor. Her bir bölüm için hani bir bölüm düşünün. Mesela 1010. 10. bölüm. Her bir sayfası için başka bir animasyon ekibi çalışıyor. Yani bir animasyon hmm. ekibi tüm bölüm için çalışmıyor. Vampisi evet. öyle bir şey var, olay var. Normalde diğer animasyon şey, diğer animasyon şirketlerinde bu yoktur. Ama işte yetiştirmek amacıyla bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Hatta bu yüzden bazı bölümlerde bir kısım oha diyorsun ki, aa bak bu çok güzel yapmışlar. Sonra bir bakıyorsun tarz değişmiş böyle. Çok enteresan olaylar, olaylar yaşanıyor. Bu o bu yüzden. CGI olduğu ya. yerler vardı ya çok ilginçti. Evet evet. Ha, aynen aynen. 1017 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aha. O Ama Megumi, şimdi... Ya Megumi'nin bölümü bu arada öyle bir haftada yapılacak değil. Megumi bence şu an yapıyor bölümü. İyi. Evet. Evet. Bu evet, aylar, aylar, bölümü. aylar sürüyormuş o bölümler. Ee, en son o onay mı ne sürmüş o en son bölümün yapılması? Yani Oo. bayağı. Şu anda çalışıyorlardır yüzde yüz. Bu Megumi'nin yapmadığı bölüm öncesinde zaten bir ay ara verdiler. Hacklendik diye. <laughs> Heklendik diye yalan söylediler. Allah'ın <laughs> işine bak. Tam 1015'i çıkartırken hacklendiler. <laughs> tabii tabii. böyle. Şey, bir bir ay böyle çalıştılar değil mi biz, biz de. <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> Aa, evet bak şeyi de konuşalım arkadaşlar. Filler gelir mi animeye? Val şeyden sonra gelebilir bu arada. Aa, şu an gelmez Vallahi, bence. Ben, ben, ha, bana Red, Red, Red yani. Red filmine yakın gelebilir. Gelebilir o, gelecek. Red filmi hatta. evet evet Red filmi özel bölümleri gelecek zaten değil mi? Gelecek, aynen gelecek öyle, öyle bir haber çıktı. Geliyor, çok yak yaklaştı. Yani. Manga'ya çok yaklaştı çünkü. Evet evet. Kaydo da... Flashback'ini iki bölüm Kaydo Flashback'i yaparlar. Tabii bir bölüm Yamato Flashback'i o üç sayfa süren. Bu arada şey animede mangaya göre hızlı gidiyor. Şöyle mesela Hibrit Kaydo'nun şu bölümde gösterilmemesi gerekiyordu. Bir bölüm öncesinde evet. çektiler. Anime çok evet. enteresan gelmiyor şu Ama an. Anime öyle şeyler yapıyor. Mesela Kaydo ve o çatı önde. Aşağısı hmm. geride gibi birazcık. O eskiden aşağısı de yapıyorlar. Aşağısı geride. Da. Evet. Aynen evet. aşağısı geride. Hype hype için ya biraz bence. Evet evet. Vallahi ben onu bekliyorum ya. Bir Zoro abimi göredim ya. Zoro zor abi o. ben Megumi'nin en... yönettiği bölüm hariç hiçbir bölüm beklemiyorum ya. Öyle ne mi? Söyleyeyim. <laughs> evet abi. Hatta yıllardır izlemiyorum animeyi ya. Movie yaptırsınlar şu Megumi'ye ya. Uğraşmasın animeyle. Çok işi ben, çok paradır ben... ya o büyük ihtimalle. Yani evet, tarzı evet. çünkü çok şey... Sinema kafasında biraz değil mi? Sanat. Işte. Evet, evet. şey, evet, sanat. Evet evet. Onlara sanat. baktım ben de sadece zaten. Şey, Megumin'in bölümlerinde. Anime'yi neredeyse Zoho arka girerken falan bıraktım anime'yi. <laughs> Bayağı var. Ama Megumin'in bölümleri açıp izlettiriyor ya. Yapıyor ya. Evet, evet. İzlettiriyor. Sadece iki bölümde çalıştı değil mi o? Hani geçmişte hiç çalıştığı bölüm var mı? Yoksa yeni mi? Yeni yeni mi başladı One Hiçbir fikriniz var mı? Megumin'in üç bölümü var. Üç, bölüm, Üç bölümü ha. var. Zaten daha çok genç, daha böyle yeni mezun falan gibi bir şey. O Dragon Ball'da da yapmış yanlış hatırlamıyorsan finali yapmış. Besmiş. İlk Aha. ilk Dragon Ball superin e, yapıyor, sonra da işte şey şey geçiyor. One Piece'e. var yani. arkadaşlar daha... ona da çok iyi diyor bu arada. Dragon Ball'un o bölümüne de çok iyi diyorlar izleyen arkadaşlar. Finali mi? Ama öyle çok. Şey? Ya evet. şey falan ya ben e, çok yani inanılmaz şaşırdım ya. O e, Yamato ve ya, şeye kadar bu arada Yamato'nun e, şeyine kadar Ace'le olan sahnelerine kadar flashback'ine kadar beni bölüm çok etkilemedi. Ama işte o Yamato ve Ace flashback'ine giriyor ya ondan sonrası aman Allah'ım yani ha, ışık oyunları, renk oyunları animasyonların akışkanlığı kompozisyonlar inanılmazdı yani. Bu evet. Ace'in Onigashiba'dan ayrılış sahnesi vardı ya böyle sağa dönüyor yatırıyor tekniği vesaire öyle bakıyor Yamato'ya. Oralar falan harikaydı benim çok hoşuma gitti ya. Çok iyi ya. Ace'in yürüyüşü mürüşü. Ace'in düşüşüyle Abi, birlikte Yamato'da dizlerin üstüne düşüyor ya orada bir geçiş var. Ya, o ben, ben şeyde bağırdım. <laughs> bağırdım oğlum ben şeyde bağırdım evde böyle. Ee, şey yapıyor ya. Love hemen işte şeyleri evet, aşağı gönderdi. <laughs> aşağı gönder yapıyor. Love'da takto falan diye böyle çekip indiriyordu. <laughs> çok havalı <laughs> ya. Love, çok havalı abi ya. Vardım sübadım lan. Senin Allah'ına kurban be falan diye vardım böyle yani. <laughs> Harbiden. Ya o, o bölümlerde şey... ha, sen söyle. Ben, denk denk ayrı biraz. Ya şey de çok diyecektim. ayrı. <laughs> ya o bölümlerde abi fark ettiyseniz hani özellikle One Piece içerik üreticileri olarak Kapori senle ben böyle Animeye eklenen kanon olmayan sahnelere ben çok ayar olurum. Hı hı, Ama evet, evet. Megumi'nin bölümlerinde olan keşke mangada da böyle olsaydı diyorum. Mesela evet, Ace ve Yamato'nun Vivre ya. kartın yandığı sahne falan. Lan keşke ani, mangada da olsaydı dedim ya. Tabii abi Man bak ben yani şiki, hep şey söylüyorum yani, hep şeyi savunuyorum. Tamam, evet manga tabii ki çok güzel, çok seviyoruz ve yani ben de günceldeyim manga okuyorum yani tabii ki. Ama animeyi <laughs> mesela şimdi Bizim en son yaptığımız programlardan sonra oturdum Manon'un başından sonuna kadar günceldeyim animede şu anda da. Ve yani bazı şeyleri animede görmek çok daha güzel. Ama tabii evet. ki çok ucuz şeyler de yaptıkları oluyor. Şimdi mesela gerçekten bölümün yarısı boyunca Luffy'nin Kaido'yu yumruklamasına gerek yoktu. Evet. Ee, tamam. Yani anladık. Tamam o sahneyi 5 evet. dakika yap maksimum bize. 15 dakika boyunca yumrukladı yumrukladı yumrukladı. Tam şeyi anlatmaya çalışıyorlar bir yandan. Evet Kaido çok güçlü. Çok güçlü. 15 dakika boyunca yumrukluyor. Buna rağmen kalkıyor. Anlıyorum ama işte uzatıyorlar bazı şeyleri bilerek. Hı hı. Abi onun için One Pace diye bir şey yaptılar. Onun acilen biraz daha hızlandırılması gerekiyor. Adamlar kaç bir bölümden yaklaşık 5-6 dikkat tasarruf ediyorlar. Sırf o uzatma Dedim sahneleri mi? keserek. Eee manga hmm. dışındaki sahneleri atarak galiba bir şey yapıyorlardı o mu? Evet. Bir o var, bir de şey. Mesela Mert abi'nin dediği gibi mesela 10 15 dakika yumruk diyor ya. Böyle gereksiz uzatmaları e, şey kesiyorlar. Eee bile saniye. kırpıyor. 10 saniye evet. bakışıyorlarsa onu kırpıyor 5 saniye indiriyor falan. Aynen aynen. Bayağı aynen öyle. Ayrıntılı çalışıyorlar. Evet, evet. Mesela o çok başarılı bir proje o olursa zaten millet One vampisi başlamaktan bu yüzden çekiniyor zaten hani çok uzun işte falan gibilerinden. Çok iyi Abi olur. Ne yaparsan şart. yap gene çok uzun bu arada <laughs> onu söyleyeyim evet. ya ne kadar kesersen <laughs> kes yine çok uzun. Ama izlenir ya İzlenir yani. Abi. Manga'dan okumak bence yeni başlayan biri için daha şey olabilir. Bak şey derim ben. Vampisi e başlamak varsa. istiyorsun ilk time skip olana kadar animeden devam et derim. Belki Tiller Bark'ı mangadan okumak isteyebilirsin derim. Manifort anime. Ee, balık Adam Adası kesinlikle şey. Manga. Kesinlikle manga. Evet. <laughs> evet evet, katılıyorum. Dress olsa belki. Dress olsa belki. Onun dışında anime ak akıt gitsin yani. Şahsen öyle olmasını isterim. Evet. Bakalım ya şeyleri bu... falan anime de görmek gerekiyor ya. İşte Snakeman, Man, falan gibi şeyleri animede görmek gerekiyor. Ben tam manga, ben mesela tam şeyi bile anlayamadım. Nika nasıl bir şey? Yani anlayamıyorum. manga da anlayayım, anlaşılmıyor pek. Çok çok karışık geldi. Çünkü böyle e, işte yumrukları gözünün içinden çıktı Kaido'nun içine girdi, çıktı, bir şeyler yaptı falan. <gülüyor> akışkan, <gülüyor> akışkan ve enerji gibi bir şey olduğunu anlıyorum ama görmek lazım animede yani. Evet, <laughs> Mangada bazı şeyler e, anlaşılmıyor. Mesela orada ilk kal şey kaydı diyorum. Rufi'nin kalbi duruyor. Ka yani Rufi ölüyor orada evet. aslında. Bunu evet. işte o Japonca ses efekti olduğu için millet anlamayabiliyor. O anime'de artık daha anlaşılır hale geliyor. Sonra bir anda işte kalp atışı hızlanmaya başlıyor. Davul sesleri geliyor böyle. O anime'de çok epik bir sahne olacak. Müziğini dinlediniz ne, mi? Ya Albüm çıktığı için o sahnenin müziği var. Ha, o o de e e çok gaz bir müzik. Değişik bir müzik mi? Değişik bir müzik mi kullanıyorlar? Ya o davul yani o sonuçta... seslerini duyuyorsun müzikte, davullarla böyle Aa. eğlenceli ama öyle şey epik değil de böyle eğlenceli, yarı epik yarı eğlenceli gibi. Ama zaten o davul sesinin muhabbetinin kerameti biraz animede olacak çünkü öyle bir ses ki o. bütün adada duyuluyor yani. Hani evet evet. Zo duyuyor, şey duyuyor. Şey değil yani, sadece çevre duymuyor, bütün adada duyulan epik bir, bir şey yani o artık. Evet. Hı -hı. Vallahi bakın çok enteresan olacak ya. Güzel. Luffy şu anda en güçlü karakter olmuş olabilir mi? E, şu yani. an öyle ama Karasakalı bilmiyoruz bence. Evet. Ee, bir tek, bir tek o var bilmiyoruz. Aslında. Aynen. Kara sakalı... set ediyorlar abi zaten işte yani. Luffy'nin foili olarak set ediyorlar şu anda. Main antagonist Tabii. ya. Tabi. Şey, Tabii. hep böyle güce aç bir insan ya. Mesela şeytan mevisi avcılığı yapıyor. Niye tayfasını güçlendirmek istiyor, kendisini güçlendirmek istiyor. Her zaman en iyisini her zaman en iyisini hedefliyor bu karakter. Ya Güçlen bir de adında adında D var. Evet. Yani e, dinin D kerameti apayrı bir şey. Yani bir tane villain karakterinde D olması çok başka bir şey arkadaşlar. Evet evet. Aynen. Bakalım abi. abi. Güzel bak Luffy'nin meyvesinde şöyle aslında bir şey var. Beşinci vitesinde şöyle bir <laughs> e, gücü var abi. Bak normalde işte Luffy hı hı. yumruğunu büyütüyordu. İşte ne bileyim istediği yere böyle büyütüp öyle saldırıyordu. Hakiyle kaplıyordu ama işte üfleyerek balon gibi falan büyütüyordu. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani kütle olarak bir artış yoktu. Hani balon gibiydi. Balonun etrafını hakiyle kaplıyor gibiydi ama 5. vitesle birlikte artık şey böyle. Gerçekten o şekle sokuyor. İstediği şekle sokabiliyor. Dev oluyorsa evet. gerçekten dev oluyor. Öyle kendini şişirerek falan değil. O yumruk o yüzden o kadar o yumruk o yüzden o kadar güçlüydü. Öyle Grosey'in açıklaması oydu ya zaten meyve ile ilgili. Tek sınır hayal gücüdür. Kullanıcının evet, hayal evet. gücü diye. Bu bu aslında yani e, karşımıza çıkacak en güçlü meyvelerden birisi demek. Evet, Tek evet. sınırın hayal gücü olması çok muazzam bir ayrıntı orada. Şey oluyor bu ya. Orada... Ah, buyur. Yok şey eklemek istedim. Hani kaç tane kötü kalpli iyi karakteri var diye baktığımız zaman sadece hani kara e, Karasakal ve Raks Rax ve kara sakal var. Başka Rux'ta yok soru mi? işareti. Yok. Tam, tam şey değil. Rax, evet da bilmiyoruz kötü opamanını ama yani hani kara sakal önemli. Çok önemli bir karakter. Evet evet. O Luffy'nin meyve olayında mesela şey de çok hoşuma gitmişti. Kaido kanabosuyla vuruyor. Sonra Luffy o kanabo şeklini alıyor ya kafası böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok enteresan. Evet, en evet bir film ya. Evet evet. O tematik olarak dış, değişiyor. Dili dışarıda <laughs> acıdı falan diye bağıra bağıra kaçıyor böyle. <laughs> Minet şunu da atlıyor aslında. O etrafındaki her şeyi de lastiğe çeviriyor. İşte o kal şey taşlık arazi vesaire falan. Tabii o kendi hasar almıyor. Tabii kaydolun kendisini dahi lastiğe çeviriyor ya içinde hı -hı. şişiyor. Balon oluyor şişiyor. Kaydo diyor lastik olan sensin, ben, ben değil değilim diyor kaydo yani. Yani ha. hiçbir uyanışta Çevresi... biz canlılara etkileyen bir şey görmemiştik aslında. Çevresini hı? işte Doktor. değiştiriyor. Yani ben şey gibi düşündüm nasıl. E, Love'un e, şeyi var, room'u var, room gibi bir şey o ve o room içindeki her şey Luffy devüştükçe Luffy'nin faydasına e, nasıl olacaksa artık öyle ya da nasıl düşünüyorsa Luffy öyle yani. Bu arada tamam. bu meyvenin doğal meçi zaten bence Luffy'ydi çünkü çok yaratıcı bir herif yani şu ana kadar geldiği noktaya da lastik meyvesinin yaratıcılığının evet. sınırlarını zorlayarak geldi yani. Evet. Bak, yani o şeyse var. unutuyoruz ama çok pardon son bekleyen yapacağım. Şeyleri falan hep unutuyoruz. Gomu gomu, o bakaları falan unutuyoruz yani. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Buğular böyle en ele karşı savaşırken bir Ufo, Ufo vardı böyle kendini döndürüyor döndürüyor. Ufo gibi son ha. havada böyle uçarak tabii, uçmasını sağlıyor. Tabii, da tabii. Bak o yüzden tabii. aslında Narin demişti ya az önce Gorosu'yla şey demiş e, hayal gücünü sınırlandıran sınırlandırmayacak kadar güçlü bir meyve. Aslında Rufi çok hayal gücü yüksek bir adam. Anladın mı? Yani onun güçlülüğü de bu yüzden oradan geliyor. Ama bu arada şeyi bu... tuttu direkt mesela şey. Yıldırım'ı ha, direkt tutup attı mesela. Yani aklına evet, geldi hemen. Çok enteresan olan, çok enteresan olaylar oldu. Şey de çok garip. Ee, Luffy, Luffy'nin maymunu <laughs> şu şu an e, seri'deki hani resmi olarak şu Impel Down'daki e, çöpleri saymıyorum. Tek evet. Zoan oyun içi. Hep Paramesi gördük, özel Paramesi gördük. Katakuri olsun, Davos'un, olsun, kid olsun. uyanış görmedik zaten. Aynen, on, onlarda görmedik. Rufi'nin Zoan uyanışı biraz farklı bir bakış açısı getirdi de. Belki o yüzden Kaido uyanışını gerçekleştirip öyle şey olmuştur, ejderha olmuştur. Yani sonuçta balık balık meyvesi ya, e, meyvesi Kaido'nun. Belki uyan... son hali sanki uyanmış. Aynen, gibi değil mi? Yani, uyanmış değil mi? hali ejderha gibi, değil mi? Bana da öyle geldi. A alevle evet yani. kapladığı hali. Ha, o, o beni la... çok o kafamı çok karıştırıyordu mesela. Çünkü net bir şekilde Big Mom diyor ya Tanrı vazisine sana balık balık meyvesi verdim. Balık balık evet. model ejderha meyvesi verdim demiyor mesela. <laughs> yani Azur Dragon göksel dragon meyvesi ver Mavi dragon meyvesi verdim demiyor. Balık meyvesi verdim diyor. yani Oradaki uyanışın sonucu ya da yine az önceki o Pokemon şeyine dönersek o Magigarp'tır ve Gyarados'a döner ya. Evet. pek de olduğu anlaşılmaz böyle. Sadece salak bir balıktır aslında. Ve o uyanış noktası o evrim noktası gibi belki algı geçiş sağlamıştır hikayenin evet, arka evet, Olabilir. Hı -hı, olabilir. Bu uyanış arka... demişken abi Love ve Kidinki mesela ben onu ayarım. Çok tepeden <laughs> <Ben> indirmişsin <laughs> uyanışı. Hiçbir şey Hadi uyandıralım. <laughs> Biz de zor zamanımızda uyandıralım. Bir de orada ben çok sinir oldum. Kit soruyor sen meyveni uyandırdın, uyandırdım ya sadece işte son, zor zamanlarda kullanabiliyorum falan no, ne ara uyandırdın hiç görmedik Love sen yıllardır bizimlesin Doflamingo karşımda değil mi? <laughs> Keşke biz de bilseydik kral söyleseydin yani Doflamingo'ya niye uyandırmadın? Çünkü Doflamingo ile e, Big Man V.S arasında Love'un zorlandığı hiçbir yer yok çünkü savaşmadı hiç <laughs> yani sen nerede zorlandığında uyandırdın? ne bileyim hani bir de Doflamingo karşısında hani Kurşunlandı. Kolu kesildi. <laughs> Ölüyor az kalsın ölüdü karakter. Ya. <laughs> evet evet evet. Hani neredeyse ölecek karakter. Orada açmadı. Kral burada açtı. Bir de ne, ne abi? abi? Love'un uyanışını. Ne Love'un uyanışı? Bak Tam çok enteresan. O pepunomi. Hani o Rum var ya. Rum'una evet. silahını gidiyor. O çok güzel bence. Çok hoş olmuş. Chrome e, diye. anestezi diye bir şey uygulamaya başlıyor ondan sonra. ki evet. Tam Big Mal, yani Şey ya abi. Big Mom'u büyüttüler tamam mı? Hayat bütün iki ark boyunca Big Mom demirden bir balon gibi. Demirden bir balon gibi. <laughs> Big Mom'un gücüyle ilgili söylenen en net şey buydu. Dışarıdan asla hasar almıyor. İşte Carmen ananın resmine zeval gelirse hasar almaya başlıyor dışarıdan. Hani evet. söylenen şey buydu. İçeriden öldürmemiz lazım bunu. Teması doğurdu bunun sonucu da. Ne yapalım abi? E i̇şte Love'da uyandırsın. işte manyetizma ve anestezi. İkisi de dış kabuğu ilgilendirmeyen şeyler aslında. Counter güçler Big Mom için o o, o kadar şey gelmiş ki Ben o Big Mom'un tamamen az önce dedim ya. Big Mom Vano arka gelecek diye Big Mom'un adasında Sanji'nin evet. e, olayı işlendi. Evet, gelmiş gelme de Sanji'yi de anlatalım. <laughs> evet evet. Yani Sanji'yi nerede anlatalım? Big Mom'un adasında <laughs> anlatalım. Onu da işte Vanaya taşırız. Bir şey yaparız. Yani çok hazırlanmış gibi. Yani ben o evet, 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 şey gelmiyor bana. Çok birbiri için yazılmış replikleri iki, tarafta böyle. Anladım. Evet. Mantıklı ya. Evet. Dediğin gibi olabilir. Büyük olaylardan kaldı mı konuşmadığımız? Şu an onu düşünüyordum ben de. Anı konuşması çok şey şey, yazıp, çok şey var yani. Sete yazıp duruyor birisi. Ya bence çok büyük bir şey ama hiç akıl yürütmediğim bir şey üzerine. O karısı kayıp yüzyıldan geliyor yani. Hı -hı. Ve biz A bunu evet. burada gördük ee, ayrıntılı bir şekilde. İşte dokuz kızılkın şey, şey bir kihane bulunuyor. Evet. Bir kendi içerisinde ya bir zaman yolculuğu yapan bir meyve yemiş. Hı -hı. Yani bu. Var mı aklınızda bununla ilgili bir fikir? Gerçekten benim baya kafamı kurcalayan bir şey aslında bu. Yani nasıl? Be, ne? Öldü, öldü ne? o karakter. Öldü o karakter. Yani bildiği şeyler de onunla beraber gitti. O, o o karakterin tek olayı çok nadir bir gücü vardı. İşte o sayede geleceğe gönderdi. Hı hı. Momo ve Kinyemonu. O o kadar ama bence ondan bir şey çıkmaz yani artık. Evet. Ya şöyle. Ne çok... şey oldu abi? Yani. E, kayıp yüzyıldan biri vardı karakter tanıdığımız ve bununla ilgili hiçbir bilgi vermeden hiçbir şey söylemeden seriden çıktı gitti yani çok e, garip Bence bu e, Bak ya şey... şey de oldu ya Yamato şeyi buluyor ne darlar işte odenin defterini buluyor e, şey diye soruyor Daha sonra işte Momonosuke'de e Peki diyor yani defterde şey var mıydı? Hani son adayla ilgili ya da kayıp yüzyılda ilgili bilgi var mı diyor. Yatılmış oraları diyor. Yani Yamato da <laughs> bilmiyor aslında. Evet. Bilmiyor bilmiyor. Ya Tokinin şey olayı enteresan. Kayıp yüzyıldan geliyor ve spesifik olarak Bono'yu bulmak istiyor. Bana hep evet. şey de garip gelmiştir. Ee, Roger hani odan günlüğüne şey yazıyor işte o odaya gittiğimizde dinin anlamını öğrendik. Antik silahları öğrendik. İşte evet. orada şey demiyor mesela antik krallığı öğrendik demiyor. Çok garip. Gerçekten çok enteresan. Hani sen Kayıp yüzüğünle ilgili her şeyi yazıyorsun ama antik krallığı yazmıyorsun. Onun yerine hatta şey yazıyor. Bono'nun geçmiş, geçmişiyle olan bağlantısını öğrendim yazıyorsun. Hani bu cümleye bakarsak bir de Toki'nin Vano'ya gelmesine bakarsak Vano'nun hani Apayda bir yeri var. Apayrı bir yeri var. Yani kayıp evet. yüzyılda. Çok enteresan bir yeri var. Onu da işte büyük ihtimalle izleyince göreceğiz. Bakalım. Antik krallık zaten şey aslında birazcık akademisyenlerin koyduğu bir isim o haradaki e, arkeologların koyduğu bir isim hatta <laughs> evet. tam kralın ismini söyleyecekken gorose'i öldür emri verdi ya o da çok garip yani Be belki onudur abi kim bilir hani anladın mı belki bana Evet evet yani. ya orada niye lafı kesildi bildiğimiz bir şey olduğu için mi lafı kesildi acaba Aynen yoksa abi, atıyorum orada X krallığı deseydi biz bir şey anlamayacaktık gene de yani <laughs> Evet evet ee, defterin sayfalarını kim yırttı diye düşündüğünüz zaman şey yırtmış olabilir mi karasakal? Karasakal, vallahi bilemiyorum. Harbiden kim yani yırttı düşündüm. onu? Yani o ya Toki yırtmıştır diye düşündüm. ama. Toki yırtmadı. Toki Oden'in mesajını yırtıyordu en son bir onu biliyorum. Kim yır... Düşündüğün zaman Oden'in yırtması çok ya gerçi evet niye yırtıldı ki o sayfalar? Oda evet. ya şey odan gemideyken e, gemide şey var mıydı? Karasakal var mıydı hiçbir noktada? Alıyorlardı. Sonrasını alıyorlardı. Ama şey... Karas e Karasakal, şey, Karasakal ya. beyaz sakalın gemisinde Oden bu yolculuğa Roger'ın gemisindeki Yani buggy Hah, yırtmış olabilir. Iş... <laughs> buggy, buggy yırtmış yırt, olabilir. Bak, buggy yırtmış olabilir. Yani bence o defteri yırtan kişi buggy ya. Buggy ya. Aa, yani hakikaten. Abi çok yani güzel bir şey söyledin bak. Gerçekten şu evet. an çok güzel bir şey söyledin. Çünkü... İnsan aklına hemen şu geliyor. Oden yırttı çünkü öğrenilsin istemedi. Abi niye ki? Mesela evet. Rayleigh'nin böyle bir evet. derdi yoktu. Biz bunu gördük. istiyorsanız söyleyeyim diyordu. Evet evet. evet ben evet. hiç düşünmemiştim Aşk lan biri mi yırttı. Evet. Hı hı. şans, ya da, ya, Şank, şans <laughs> ya da Buggy ya. Şanks ya da Buggy yırttı onu evet. Bu da olabilir. Bak. Evet. Ee, Yamato defteri okuyamıyor. Hapishanedeki e, şeylere gösteriyor. Samuraylara. Samuraylara. Evet. O defterde Plüton'un nerede olduğu da yazıyor olabilir. Isısı Hı -hı. da olabilir, ızısı da olabilir. Yani çok fazla olasılık var kim yırttı diye. Zorlarsak dünya kadar şey çıkartırız. O samuraylar da yırtıp atmış olabilir orayı yani. Evet. Düşünsene Kaido'nun oğlunun elinde antik silah Plüton'un nerede olduğunu yazan bir defter var. Hı -hı. Evet. Hiç mantıklı değil yani. E bir çok şey manga'da şey gösteriyor, gösteriyor diyorlar. Ben hatırlamıyorum Manga'da böyle bir şey Korkin var mı? Günlüğü şey yırtıyor. Odin'in mesajını yırtıyor arkadaşlar. Aynen kendin verirsin işte bunu şu birine çocuklara mı ver diyor bir şey diyor. Kendin verirsin evet. gibi bir şey Evet yani. kendin yani. verirsin deyip mesajı yırtıyor. Bu arada Shanks politik gücünü eğer o sayfalar sahipse almış olabilir. Hani diyoruz ya hep e, politik güce sahip. Ama Buggy'e hani... çok yakışmaz mı bu? <laughs> <laughs> Buggy'e efsane. Gece gece böyle yırtmış <laughs> almış. <yurtmuş. gülüyor> evet evet. Ya buggy'den beklenmeyecek bir salaklık olur bu. <laughs> ya pardon buggy'den beklenmeyecek bir hareket olur bu. Shanks çok mantıklı. Shanks gidip şey diyebilir yani. Bakın ben yon bu bilgilere de sahibim. Adam onun yoksa karışma evet. falan evet. gibi bir bilmiyorum yani. Valla güzel olabilir ya. Bak bu bu yayında çok iki tane güzel şey çıkardık aslında. Teorimsi bir şeyler çıkardık. Bakalım. <laughs> Tabii Shanks Shanks hangi korsan hakkında ile konuşmak istedi? Karasakal mıydı acaba? Yoksa, <laughs> Luffy artık, artık, Luffy yoksa Luffy mi? Luffy gibi oldu da hala işte muallak. <laughs> Şimdi di Buggy diyenler var. <laughs> buggy abi, Yonko yapıyor bak. Buggy Yonko kim yaptı abi? Lütfen. Lütfen <laughs> Buggy'den ben sanmıyorum bu arada. Tamam yol muhabbetinde çok eğleniyoruz Buggy ile ve ben Buggy'yi çok seviyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Yani evet. e, son bir haftadır full açıp Buggy sahneleri falan izliyorum yani. En sevdiğim karakterlerden <laughs> evet. biri. Ama yani Buggy'den çok şey beklemeyin arkadaşlar ya. Ciddi bir şey beklemeyin Buggy'den yani. Bakalım ya. Buggy Buggy böyle istemeden bazı şeyleri elde ediyor ya. O her zaman devam edecek bence ya. Et, Etmeye de evet hala edecek ya. Evet, katılıyorum. Yani şöyle bir şey bile bekleyebilirsiniz. Bunlar lafteli geliyorlar ve işte böyle e, One Piece'i buluyorlar falan. Diğer, buggy ya orada ya da <laughs> diğer taraftan da Buggy ve tayfası geliyor falan ve buggy, ''Ulan kaybolduk yine, anasını satayım.'' falan gibi evet, yani. Evet. Şey değil mi, Sanigo'nun tuvaletinde falan çıkıyormuş böyle bir anda. <laughs> evet evet, böyle, böyle saçma sapan bir yerde çıkıyor. Ya, ''Ulan Laftali. nereden geldik buraya?'' <laughs> Raftelde ama Raftelde olduğun haberi yok da çıkabilir. Luffy'ler gibi. Sizin <laughs> Aynen abi. aynen. Onu diyorum kaybolmuş. Tabii kaybolmuşlardır. Uçuyor ya sürekli Pokemon'a roket takımı. Bagi yine böyle fırlatmışlar. <laughs> 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 Raftele düşüyor. Abi her yapar şey. Böyle. Ya. Yapar yapar. Buggy'nin ucu çık ya. En tahmin edilemez <laughs> karakter olabilir bu arada şu an. Ya Bagi'nin ilk e, bir şekilde Luffy ile aynı anda Raftelde çıkması da. Hiç kimseyi şaşırtmamalı bence ya. Tabi tabi Yani ee. Enies ve beraber kaçtığında bunlar kimse şaşırmadı yani bu şey olmadı. Hı -hı. Hep e, aslında bu şey gibi göründü bu e, Val. Malina Ford'da Mihawk'ın bir sözü var ya. Hani Dünya üzerinde Denizler'deki en korkutucu güce sahip olan adam. Hı -hı. Etrafındaki herkesi müttefik haline getiriyor. Aslında Bagi de o gücün bir şeyi e, temsilcisi. Hı -hı. Onda da sürekli etrafındaki insanları bir şekilde yanlışlıkla da olsa cazibesine katmak var. Evet. evet, evet. Luffy, Luffy, hakkıyla yapıyor bunu. Gerçekten e, bir kahramanlık, bir yiğitlik gösteriyor. Ha, bu ne yiğit aslanmış, bu ne yiğit adammış. Hadi bunun peşinden gidelim o diyorlar. Buggy de yanlışlıkta e, kahraman görünüyor ya da işte güçlü görünüyor. <laughs> ve onun peşine düşen insanlar oluyor. Ama aynı şey aslında ikisi de. Doğru. <laughs> Anime bir boyunca da bunu gördük yani. Evet. Buggy'yi buggy hiçbir zaman şey pozisyonda da görmedik yani. Ya geçmişteki şeylere baktığımız zaman, Luffy'nin yendiği karakterlere baktığımız zaman, eğer hani böyle kendisini redemption arkı olmayan bir karakter dışında mesela şeyde öyle oldu. Crocodile'da biraz öyle oldu. Crocodile biraz böyle kendini affettirdi gibi oldu ama işte atıyorum Kaptan Kuro'dur, ne bileyim işte daha önce dövdüğü işte Doflamingo'dur falan. Bunlar hep evil karakterlerdi. Buggy hiç öyle bir evil bir durum olmadı yani Buggy'nin. Evet evet. Impel Down'da falan böyle kötülük yapmaya çalıştı ama bir şekilde gene iyilik yaptı Luffy yani. Çok enteresan haber evet, oldu. Evet. Şansına ya sattı Luffy'leri. Sonra gene Luffy'ler döndü kurtardı. Yanlışlıkla tam eriyordu falan. <laughs> tamam. Bir de şey çok enteresan geliyor bana. Impel Down'dan ilk böyle e, Buggy ve Luffy'nin karşılaştığı sahneyi izledim geçen. Orada bir yerde şey oluyor. Bunlar koşuyorlar, koşuyorlar, sonra diyor ki, yeter tam iyice koşup dövüşelim artık falan." diyorlar. Ha dövüşüyor Hı -hı. muyuz? Hasır şapka falan yapıyor işte. Orada ikisinin bir aynı anda yumruğu var. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Luffy kolunu uzatır ve yumruk atıyor. Buggy yumruğunu şey yaparak, roket yaparak. Yok. Ben evet. güçlerini de çok benzetiyorum ikisinin yani. Evet, evet. Evet, evet. Evet, öyle bakınca benziyor da. Evet. Komik ama çok güçlü güçleri var bence. Evet Nufin'in zaten saçma bir gücü olduğunu Gorosiler söylüyor. Buggy'nin de öyle bence. Saçma bir gücü var. Hatta Buggy'nin de saçma olduğu söyleniyor. Bak bunu hiç düşünmemiştim. İki meyve içinde aynı şey geçiyor. İkisi de çok saçma meyve diye geçiyor seri içerisinde. Aynen öyle. Aynen öyle. ya Buggy'deki şans ama gerçekten birazcık Usop. kaderin bir oyunu artık bu yani. Usop da, <laughs> Usop da sayılmaz. Mesela ben sırf Buggy'nin şansı üzerine video yaptığım için bu hafta çok hafızam evet. var. Mesela şu çok ilginç. Luffy'nin Impel Down'a geldiği anda Buggy de kaçış planı planlamış ve kaçmış. Koridorda karşılaşıyorlar. Hücrede hmm. değil. Tam Luffy'nin geleceği <laughs> anda kaçmış Buggy de. Evet. Evet, evet. <laughs> Öyle karşılaşıyorlar evet, evet. yoksa karşılaşmayacaklar abi. Oha şansa bak. Yani Şeye koptum ben ya. Böyle adalet kapısı hani Manifor'da giden adalet kapısı kapalıydı ya. <laughs> Buggy açı. böyle alsa yanmış böyle kollarını açmış. Sonra bir anda açılıyor. Herkes diyor ki oha Yüce İsa. Bu, bu adam tanrı olmalı falan diyorlar böyle. Buna. Abi hiri... evet onun açıklaması yok bu arada. O muhabbetin. <laughs> çok ee, şey e, ne derler. Şey çok enteresan geliyor bana. Tarihteki önemli olaylar. Nerede önemli olay var? Bagi orada. <laughs> Kors, Korsan kralın gemisinde. Yok işte e, Marineford savaşında Impel Down'dan kaçıyor. Shichibukai oluyor. Yonko oluyor yani. Shiki yani savaşında başırasan... her yerde var. Shiki savaşında yer... falan her yerde var yani. Bir şey savaşında... yazmış. Hit... <laughs> e, model Crown yazmışlar. <laughs> model çatan mısın? Model çatan Vay be. Allah bakalım ya. Buggy'den çok şey bekliyorum ben. Bakalım. Evet. Ryokugyu kidi öldürsün. Aynen aynen. Helal, olsun kral derim. Kidi sevmiyorum. gibi çok seviyorum. Öldürsün kidi. Lava öldürmesi yok mu ya? Abi, Kim öldürür? anlamı. Love'da D var. Evet. Kimi Kim öldürür? Bana da birisi olacak şu an. Kid bence ya. Kid ve Kid, Kiniemon Gibi. Evet. Kiniemon'un son kutlamadaki panelini gördünüz mü? Herkes böyle çok eğleniyor. Bu da işte karısını yanına almış. Arkadan görüyoruz böyle kadeh kaldı. Evet. O eğlenmiyor da biraz daha böyle rahatlamış artık kazandık gibi. Romantik. Tam böyle ben Aynı öleceğim paneli var. <laughs> o kadar şey ölmeliydi ki Kinemon o kadar ölmeliydi ki şimdiye kadar. Evet. Yani. Piece tarihindeki en saçma olay olabilir o Kinemon'un e, sahnesi. Ölememesi. ölmemesi Evet aynen ölememesi. Çok saçmaydı. Açıklaması da çok saçmaydı. Hani kardeş sen hani. Ulan Punk beri hiç orada bir boşluk hissetmedin mi yani? <laughs> hani kayıdı tam oraya geçirirken, aa la beni oradan bölmüştü işte o yüzden ölmedim falan. Bilmiyorum bana çok yaman gelmişti o şey. Abi saçma, saçma ya bak, gelmişti. Saçmalık aslında o da değil. O zaten rezillik de. Oğlum Hı. adama mükemmel bir ölüm yazmışsın lan. Evet, Niye öldürmüyorsun evet, orada. Flashback giriyor, Momonosuke'nin ona baba dediği Hı. anları hatırlıyor, duygulanıyor, ağlıyor. Momonosuke arkasından bağırıyor, Kinemon falan diye. Hı. Ya. Niye öldürmüyorsun ya burada öldürmeyeceğim adamı öldüreceğim? Tek <laughs> mantıklı açıklaması kıyamamış yani. Evet ya, evet. Evet, evet evet. Ben Yazarken, 18 senedir bak. 18 <laughs> senedir için. yazıyorum bunu. Evet. Da, hatta ne hani, beri biri ben bu adamı yazıyorum. Hı -hı. Ya öldürmeyeyim lan da hani ne olmuş? Hı -hı. Başka bir mantıklı açıklaması yok çünkü. Evet evet. Evet, evet evet. Çok da yerine getirmiş. Yani o ölmesi için bütün sebepleri toplayıp öldürmüş adam. <laughs> şey çok şok etmişti beni. Bu usop. Şeyler tamalarla beraber aşağı iniyor merdivenden. Ulan bir bakıyorlar ortalıkta bir tane de beden koşuyor. Ama üstü yok bedenin. Evet. Bir de ayaklar koşuyor böyle. Bir bakıyorlar ki aa bu Kinemon'un bedeni falan diyorlar böyle. <laughs> osura osura konuşuyor ya bir de Kinemon. Ya, <laughs> ya evet abi bir <laughs> Çok de o güzel. var yani ya. Evet osura Gerçekten. osura konuşuyor abi. Burada bir de Hamdi Alkan miza dönüyor. Evet yani, evet. <laughs> abi... Ya bu adamların hepsi gemiler e, savaşa gele, e, geldiklerinde gemilerini falan yakmadılar mı? Biz ölmeye geldik zaten. Geri dönüşü yok bunun falan diye. Çok önemliydi yani, bu. Evet. Da ki hiçbir ölmedi neredeyse. <laughs> Bir aşırı Doji öldü. Yazık ya. Ashuro Doji o kadar saçma öldü ki yani. <laughs> o Kaido ile VS atan samuray diye tanıttılar adamı bize. Kaido geliyor sarhoş sarhoş bak. Bak ben seni severim gel yani bizim tayfaya takıl ben seni affederim falan diyor yani. Kaydo değer veriyor. Izo geliyor falan böyle dövmesini gösteriyor. Çok cool. Izo ile kay şey aşırı dojoyu evet. yediler yani. Gözleriyle evet. yediler aşırı dojoyu. Öyle söyleyeyim. Başka mantıklı şeyi yok onun. Evet. Ya Çok... o, o şey var ya işte o tayfada şey muhabbeti var. Bazı karakterleri tanıttığı zaman daha güçlü gibi yapıyor. Sonra böyle güçlerini indiriyor. Aşura Doji de oldu. Aşura Doji ne zaman e, dokuz kılıçlara katılma kararı verdi? O zaman debuff aldı zaten yani. Heh, şey doğru, ya. Doğru ee, ne diyecektim? Aa, diyeceğim şeyi unuttum. Ki, ne konuşuyorduk biz? Kinemon'u falan mı Kinemon, konuşuyorduk? Kinemon Aşura Doji kimse ölmedi. Izo öldü yazık. Allah ya, gitti az önce de... söyleyecektim gitti. Ryugoku kimi öldürecekten geldik oraya. Evet. Ya evet işte bak şey yapacak ya bu. Ace de kurtuldu ya. Sevindi herkes. Oley be. Bir kutlama şeyi oldu da ha. havası. Şimdi evet, Na, abi, bir gelecek yani. abi. Ölmeyen herkesi Ryokugyu öldürecek. Bak gör şimdi. Bu arada Kinemon Kinemon vakasından sonra fark ettiyseniz <laughs> herhangi bir ölüm durumunda hiç kimse net konuşmadı. Atıyorum o doji patladı ya. Mesela Engin evet. abiyle biz herhalde inceleme çekeriz ki hani doji yok ama ölmemiş olabilir hani. Tabii tabii. Miyiz? Anladın mı? Böyle bir -o fobisi oldu bizde. Ulan öldü mü, ölmedi mi? Yanlış bilgi vermeyelim şimdi. evet. Marco Marco gidebilir arkadaşlar. Marco e, gidebilir evet. yani. Marco kral ciğerlerimizi söktü ya. O laf neydi dedi ya. Ulan gene arkadan bakan ben oldum. Ah be. Evet evet. Gene arkadan o üzdü. E, tabii e, üzdü... tabi abi Marco'nun Marco durumu trajik biraz ya. Yani tayfası dağıldı. Ee, işte babaları öldü falan böyle Ace öldü Marco. Artık şey gibi yani ulan bari bu elimde kalan yaşamla birilerine yardım edeyim tarzı geldi zaten bana yani. Hı -hı. Yani tayfadan Vay da yani. çok fazla ölen var. Eee kara sakallı savaşıyorlar ölüyorlar. Karı beyaz sakalın oğluyum diyen lavuk geliyor kesiyor bir kısmını bunların. Devam yani... ediyor bu arada sanırım. O evet yani kara sakalın evet. sahip beyaz sakalı kimseye vermiyor adam yani. Öyle bir gazla gelmiş. Hı hı. Ya birkaç panelde beyaz sakal tümen komutanlarının e, öldüğünü görüyoruz Akainu tarafından ki isimsiz oldukları için takılmıyor. Ya Akainu da çok adam öldürdü. Bu bütün beyaz sakal korsanları dikildi ya bunun karşısında. Çık panellerde gözüküyor Akainu yine göğsünden çıkarıyor elini birinin falan. Ya zaten şey savaşı olmuş ya. E, bu Payback War onu Payback evet. War'u biz izlemedik. Evet izlemek yani, Jozu mesela nerede? Vista nerede? Çok evet, büyük evet. adamlar Vista bundan. nerede? Vista'nın da geçen bak bunu şey yapacak. Vista'nın da bir bağını buldum. Unutup unuttum şimdi ya. Program ederim diyordum. Neyse Hı. şey. O e, Payback izlemediğimiz savaşlar var yani. Payback War'da neler oldu? Ben çok şey merak ediyorum. Şey mi abi? Yasop'la kötü kötü bakışmaları mı? Chance tayfası evet, o olabilir mi? Evet evet. evet, evet. Evet. Vista'nın. Aynen Vista'nın. Aynen aynen. Evet. Aynen. <laughs> O da enteresan. Ya bence bu arada bu gösterilmeyen savaşlar mesela Akainu şey de görmedik. Akainu kuzana da görmedik. Bunlar savaşlama evet. görmedik. İklim değişmiş yani öyle büyük savaş. Sonra Aokiji kara sakalan içine sızmış. Aynen aynen. Yoksa X Drake <laughs> 2 mi yani bilmiyorum. Evet. Mesela Pedro'nun iki... Pedro ölümü çok boş ölüm ya Pedro'nun ölümü. Ama üzdü ya. Üzdü, üzdü evet. One Piece Pelikanlı bitince karakter. bunların one shot'ı çıkar bence. Hani gösterir. Bak şöyle bir savaş oldu. Azure'da yapar yani One Piece bitince bence. Göstermedik. Göstermediği her şey için bir bölüm anime yapsa Hı -hı. E, iki sene daha sürer One Piece. <laughs> ben, ben sonra. Ben atıyorum. Kid'in Kid hikayesi. At, attım şimdi. Kid'in hikayesini anlatan bir one shot. Ya one Güzel. shot yapsın. Film yapsın abi. Şeyin filmini yapsın. Pa işte Payback War'un filmini yapsın mesela. Ya da ne evet. bileyim yapar, yaparlar bence yani. Evet evet. Ya harcarlar yani. Bu çok kullanılabilecek bir eser yani. Abi Tanrı Her Vadisi. Şey. Kayıp yıldan. Va bak. Bilic kadar anime çıkar Kayıp Yüzyıldan mesela. Yani orada da çünkü Tabii. neredeyse One Piece'e benzer şeyler yaşanmış yani. Şu an izlediğimize evet. benzer şeyler. Dünya 20 küsür devletin bir araya gelmesi, isyan etmesi. Evet. Antik krallığı devirmeleri kayıp yüzü de şey hikayesine yapabilir. Kayıp evet. yüzü bir şey olacak. Böyle bizim Tayfa'daki hayallerin aynı hayallerine sahip insanları sürecek böyle. Atıyorum kayıp yüzü de bir insan olacak diyecek ki A, al buluyu bulmak istiyorum diyecek. Böyle miras alınan irade olayını oradan işleyecek bence. Aa, aa, çok, çok iyi lan, çok iyi Hı? fikir. Hakikaten öyle. Miras alınan. öyle bir şey var çünkü hakikaten. Doğru evet. 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 oradan işlese çok güzel olur. Çok Şeyde mesela birkaç defa işleniyor One Piece'in genelinde. Bu sefer başaracaklar, bu sefer başaracaklar. Evet, hani... evet abi. Aynen. Evet, bu çok önemli bir şey. Bu çok tatlı bir ayrıntı. Hı -hı. Bu adamlar bir zamanlar, yüzlerce yıl önce, belki yüz yıl önce, belki periyodik olarak sürekli bu iradeye sahip insanlar, aynı istekteki insanlar bir araya geldiler. Evet, Ama başaramadılar. Evet. Bu sefer başarılacak yani bunun dayanağı ne hikayede? Hiçbir zaman bilmiyoruz hani sadece Luffy mi tek başına yoksa şartlar mı artık e, e, sağlıyor? Kehanet mi var işin altında ekstradan biz kehanet görmüyoruz. Vampis'in e, bu deniz şey balık adam adasındaki kadın haricinde kehanet yok. Evet. <laughs> evet. bu arada Baktığımız zaman. Bu dediklerin Karasakal'ın anlamını çok anlamdırıyor şey diyordu ya en epik sahne benim için One Piece'deki en epik sahne. İnsanların hayalleri asla ölmez. Miras bırakılır. Evet. Harika bir harika bir şey olur yani. O bizim muhabbet olursa gerçekleşirse. Hep bir 20 yıl deniyor. Neye dayanarak deniyor ama değil. 20 yıl sonrayı bekleyi. Oden de hep böyle 20 yıl sonrası. Kehanet var evet. gibi ya. Kehanet ne var ama şimdi bizim bildiğimiz evet. tek kehanet bağlantısı gerçekten Roger deniz şey e Balık Adam Adası'na gittiği zaman orada o köpek balığı kadının, o kahin kadının çocukluk haline rastlıyor. Deniz kızı, ne diyor. Neydi, Charlie, Charlie. Adam Charlie. Deniz kızı prensesi ne zaman doğacak diyor. Madam neydi? Şarli mi? Şarli. Evet Şarli. Madam Deniz kızı prensesi ne zaman doğacak diyor. 10 şey 6 sene sonra doğacak, 14 sene sonra olgunlaşacak gibi böyle atıyorum şu an sayıları. Hani toplamını 20 ya da 20 civarı olabilecek bir sayı söylüyor. Bizim hmm. 20 yıla dair tek elimizdeki veri bu belki de. Ben de hatırlamıyorum başka bir, bir şey. Bir de Ar aynı gene Madame Shale'nin bir de şey kehaneti var. Onun süresi zamanı belli değil. Luffy deniz Luffy, e, balık adam adamadasını yok edecek. edecek. Evet. Evet. O Onun da şeyi yani şey belli gibi. Artık. Red Line'ı yok edecek komple gibi bir şey söyleniyor ya. Aha. Evet evet. O'na evet. bindirip yüzeye çıkaracak işte. Bu Neptün'ün o şey diyordu hatta. Ee, bir kehanete göre Balık Adam Adası'ndaki sınırlar kalkacak ve insanlar arasında hiçbir bağımız kalmayacak diyor. Bunu gerçekleştirecek kişi büyük ihtimalle Luffy olacak. Bir de Otohime'nin, Prenses Otohime'nin bir kehaneti var. <laughs> o, o, böyle söylüyor. Bir kehanete göre bir tane adam çıkacak ve Poseidon'a rehberlik edecek. <laughs> aynen, bu aslında aynen. Evet. Bu aslında kehanet serinin yer yer geçiyor. Hani nokta nokta geçiyor aslında ama bunların hepsini böyle birleştirip böyle bir şey ortaya çıkarmak lazım aslında. Çok fazla kehanet var. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Zaten, zaten One Piece gizemleri de böyle açıklanacak. Böyle zincirleme reaksiyon gibi. Dinin anlamı antik krallık. Antik krallık işte ne bileyim imu. İmu dünya hükümeti. Evet. hepsi Hala bağlantılı. yeni gizemler ekliyor ama H.R.O'da da rahat durmuyor yani. Hala M.A.T.S diye bir şey söylüyor işte zamanında bilim adamlarının olduğu bir örgüt M.A.T.S. Ya met yere bu geldi. Hı. Yeter. büyük bir numara değil bence Met ya bağlantı hmm. kurulmaya çalışılmış gibi çünkü Mega evet. yani Punk'in Clown... şeyin başlangıcı gibi arkanın <laughs> evet evet hani sizler Klaw'unla Mega Punk çalışıyordu biliyorduk şey Jack'la Mega e, Punk çalışıyor biliyorduk zaten buna bir isim verilmesi ekstra bir şey çıkartmadı bence ortaya şey ee, ve... çok güzel bir şey dendi bu arada bölüyorum ama sen ee, neyse tamla anne ben söyleyeceğim yok ben. yok bitti abi bu kadar söyleyeceğim söyle Chat'te bak Red... Şimdi şey ben katlıyorum. Redline inanılmaz yapay oluşturulmuş bir şey gibi. Hı hı. Yani o ee, bir şekilde bu silahların kullanılarak ee, Redline ortadan kalkmasıyla bütün dünyanın bir olması One Piece bu olabilir mi lan hakikaten? Yani. Herkesin tek parça yaşadığı bir dünya. E, yani sınırların olmadığı falan evet. böyle bir şey olabilir mi acaba? Bütün ırkların bir arada yaşadığı. Evet. sınırları da belki bu yüzden açılmamıştır. Hani... Ha, Tüm sütlara gireceksin sonuçta anladın mı? Olabilir yani niye olmasın? Yani o söyleniyor. İşte baktığın zaman abi One Piece e, adını yakıştırabileceğin çok fazla şey var. Mesela şeyin amacı da One Piece'ti. Big Mom'ın amacı da One Piece'ti. Çok çocukça bir amaçtı. Bütün Hı -hı. ırkların oturduğu bir masanın etrafında çay içmek istiyorum diyordu kadın. Hı -hı. Çok çocukça da olsa yani Ya o da mi? enteresan ha. O da enteresan. Hakikaten yani <laughs> Big Mom bir villain. Ama evet böyle bir isteği var. Bütün ırkların dışlanmadan bir arada yaşadığı bir yer istiyor. Evet, çocukluk <laughs> Hı -hı. travması. Ama lazımdı. ama o yönetecek. Ama o yönetecek işte. Öyle bir <laughs> <ö> öyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey var orada. Glorian üçgeni şey demiş değil. mesela mesabere. Glorian üçgeni bir daha dönülür mü oraya hiç bilmiyorum bile yani. Thriller Bark'taki 3 <laughs> bölge. Tabii tabii. Nasıl... Abi işte ya. Bir konuyu da açmak istiyorum. Hazır 1200 kişiyken bu Red filminin Türkiye'ye gelmesi yok mu ya? Bak her yere Ge geliyor. Gelebilir. Gelebilir. Bak Jujutsu geldi. Başka ne geldi? Demon Slayer ee, geldi. Demon Slayer geldi. My Hero geldi. Aa One Piece de gelsin Vallahi... yani. Valla arkadaşlar biz şu anda oturduk. Dört tane e, influencer <laughs> şey konuşuyoruz. One Piece konuşuyoruz. 1200 <laughs> kişi de biz izliyor. Yani devir değişti biraz yani. Sen devir değişti. Yani. <laughs> Gerçekten devir One Piece devri. Devir animelerin devri yani. O yüzden e, gel gelebilir. Neden olmasın? gelsin ya vallahi gideriz. vallahi güzel olur da yani. Ama abi film çok kötü olacağı belli değil mi? Yok ben inanmıyorum bu arada ya. Ben böyle bir umudum yükseldi biliyor musun? Yeni Şeye haberler geldikçe yaptım. daha da bir bayıyorum ben. Evet söylesen. E ee, tayfasındaki herkesin seslendirmeni varmış. Yani evet, evet. hepsi yer alacakmış. O çok iyi bir haber bence. Yani, yani evet yani... biraz film film bana şey gibi geliyor biraz. Hani animede şeylere ne derler? Shanks'ın ekibine ve Shanks'a odaklanamadık. Burada ona odaklanacağız. Umarım Kenan'dır. Kenan değilse umurumda değil. Kenan çünkü. değil abi, kesinlikle değil. Ben zaten. Abi ben o şey de ama, durumdayım. ama ama dediler ki çok şaşıracaksınız filmi izleyince. Bu filmde daha önce yapmadığımız bir şey yapıyoruz dendi. Yeni dendi bu. Bak mesela şöyle bir olay var abi, şöyle bir örnek var. Önceki filmin ismi neydi? Stampede miydi? Stampede evet. Böyle bir şey. Stampede abi, evet. Stampede'de şöyle bir olay oldu. Biz Love Tale'i hani Love Tale diye okunuyormuş ya. Evet. Bunu biz manga görmeden önce filmde gördük ve gene böyle bir muhabbet yaşanabilir Shanks için ve bence yapacaklardı. Yapmasını çok bir Bu sizi niye tatmin ediyor oğlum? Orada mesela 20 dakika kanon Stronger filminde 20 dakikalık efsane kanon bölüm varken. <laughs> yani Raftel'in yazılmasından neden hype olalım abi? Hani ben, ben onu başkası diyorum ve Ben açık bu arada. Ve Shanks'la PR yapıyorlar tamamen. Bu filmin PR'ını tamamen Shanks üzerinden yapıyorlar. Yani işte evet bana o saçma geliyor mesela saçma yani. Geliyor. Hani bu kadar bu kadar canon'a bir durum yoksa ortada ya bu saatten sonra bu film böyle hiç Kenan olmayan böyle bir şey çıkarsa ben bir daha hiçbir One Piece filmiyle ilgili hype'lanmam. Bu sondur Tabii. yani. Tabii. Ama Öyle olacak bu zaten filmde... abi ben sana söyleyeyim. <laughs> Ama bak bu filmde böyle bir tane gerçekten aşırı Kenan, aşırı böyle önemli arkadaşlarla bu filmi izlemek zorundasınız tarzı bir şey olursa tamam benim için değişir iş. Ve bu film önemli. O yüzden. Abi, böyle yalan şansın şeyden... kızı meğerse Luffy'nin arkadaşıymış Fusha kasabasında. Şeyi geldi ya fragmanda ben orada işte dedim tamam bu kanon değil ya bu ne abi Shanks'ın kızıyla Luffy arkadaşlarmış. İki ihtimal var. İki ihtimal var bu arada onunla ilgili şöyle bir şey okudum ben geçenlerde ve bu da olabilir olmaz diyemiyorum. Ee, kızın gücü anıları değiştirme ve hmm. Shanks'ın da kızı değil aslında ama Shanks'ın anısını değiştirip kızıymış gibi yapıyor. Böyle bir şey okudum evet. ben bununla ilgili. Aa, Bence böyle bir şey olabilir. Anıları, anıları değiştirme gücü şeyin gücü değil miydi ya? Pudding. Pudding miydi? Pudding'in gücü kend, değil miydi? Kız, i̇şte kız kendisini anılarına koyuyor insanların. Arkadaşı oluyor oradan gibi. Bir şey okudum ben yani. hani Şey Hadi. değil. Luffy'nin Ne Luffy'nin arkadaşı ne de Shanks'ın kızı o yüzden. Bir filmde bu... daha vardı bu anı değiştirme olayı. Deniz atı şeklinde bir müzik aleti ee, unutturuyordu geri kalan her şeyi. Yine One Piece'in filmlerinin birinde olabilir. bu tema işlenmişti. evet. evet. İsimini hatırlamıyorum. Bu... Ama öyle bir şey, bu tema işlenmişti yani. Bu filmde daha çok müzikler e... çıkacak gibi. 10 tane film özel parça hazırlanıyormuş. Ünlü Japon şey. Evet evet. Bu filme çok önem veriyorlar. <laughs> Burada arada Shanks'ın <laughs> tamam, haki'si var falan diyorlar diyorlardı. Arkadaşlar haki e, ciddiye aldığın karakterler karşısında kullandığın bir şey. Yani adamlar mesela Shanks şey haki kullanmıyor. İşte barda otururken kafasına vuran, bira döken, sake döken evet. karşı haki kullanmıyor Shanks yani. Açmıyor, Hı. açık değil. Yani. Böyle arkadaşı tetikte gezdim var. Tabii. Mesela Luffy o deniz canavarı kol, kolunu yem verdi ya. Orada ya hemen ben, bir attı. Bak filmlerde benim zaten bir kuralım var. Eğer bir filmde Abi bütün herkes bir adada toplantı. Bütün One Piece bir adada toplantı konusu varsa o böyle o kanon değildir abi. Öyle bir şey olmaz çünkü yani. Bak Jujutsu Kaisen 0 kanon film mis gibi. Hani alakası var mı yok. Bütün konserde toplandık abi. Denizciler, Love, Luffy. Kesin Yamato da vardır. Saklıyorlardır şu an. Değil ee... mi? Smoker, <laughs> smoker bak. Evet. Abi yani... O bir şey demek istiyorum. Ee, Gold evet. Roger'ın idamında bütün One Piece o meydanda toplanmışken buna ama... inanıyorsun da. evet evet. O ben öyle bir sahne oldu ki. Da. O, o i̇şte bir tek şey Roger'ın şey gibi idamında zaten. olur abi böyle bir şey. Hani konserde olmaz o. <laughs> ama Roger'ın şey idamı çok iyi evet. bir sahne değil değil ya. Da... Evet, Roger'ın yani. idamı da büyük büyük event ama yani hani artık orada abi, şey. oraya, oraya da gidersin abi. gidersin <laughs> orada şey falan bile varmış yani. Zombi ve Gecko Moria bile oradaymış anasını satayım yani. Moria orada, Ne alaka? Dokrobingo, Mihawk orada. Şey orada falan. Hani, Dragon orada. Smoker'ın çocukluğu falan bile orada izlemiş yani çocukken evet, olayı. Evet. Ee, tabii. Tabi tabi valla içerisi şampiyonlar ki... ligi gibi orası yani. <laughs> Aynen, evet, oradaki evet, bütün gayri, karakterler elmasçılar hepsi orada. <laughs> oradaki bütün karakterler büyük ihtimalle e, en önemli kararlarını o anda aldılar. Hani bir dönüm noktası ee, diyorsun. Yani. Evet mesela Dragon o sırada devrim ordusu diye bir şey yok diye ben biliyorum. Ee, Dönmesi o yoktu. Evet. 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 Tek başına geziyor. Tek başına geziyor. Dünyayı Aynen. keşfediyor falan gibi bir durum var. Zaten benim anladığım kadarıyla Dragon'un gücü rüzgar gibi bir şey. O yüzden çok rahat e, yakalanmadan her yerden her yere gidiyor yani. Evet. Rüzgar evet, estiriyor abi. ya. Şey, Ryukyun'un gücünü var. konuşalım. Ryukyun'un gücü ne? Çek şey atıyor, ee... böcek atıyor. <laughs> şey gibi. Bence Logia. Ama bitkileri mi kontrol edebiliyor? Üretiyor mu adam... söz konusu ya? Kontrol evet ya. evet. Bitki şey... üretiyor yani... Şey... Ben şey düşünüyorum, bu adamı biz Zoan bekliyorduk. Ha, evet. Bunu konuştukça parayla e geçen. Aynen. Bu adamı biz Zoan bekliyorduk. Çünkü hani ilk jenerasyonda bütün amiraller Logia'ydı. Sonra amiraller değişti, biri Logia oldu, birisi Paramesya oldu. Dedik ki de Zoan olacak. Green Bull, Boa falan gelecek diye. Gelmedi. Çiçek üreten bir şey. Benim aklımda hala Ant Ant meyvesi var. Yani... Çok iyi ee, olur bu arada. Mitolojik Zoan tarzı bir şey. Ha, olur mu? Ben böyle olsa çok mutlu olurum. Ben Olmazsa olurum. da olmaz yani. Mitik Zoan Ant meyvesi bekliyorum ben bu adamdan. Hmm. Orman adamı. Evet Hayır, orman, orman adamı. Adam. Adam zaten gittiği her yere çiçek konduruyor. Mesela festival alanına giderken yanında onu kaşıma var. O arazi normalde taşlık bir arazi ama arkasına bir bakıyorsun çiçekler açıyor, çimenler var. Bir anda o her yer zaten böyle... Zaten adım attığı yer oluyor. Son panelde gözüküyor. Aynen, yani aynen. Yürüdüğü yol anlayabiliyorsun. Hele Udon'da orman yaratmış herif. Orman Çorak yaratmış. Udon'da olsun. ne yaptıysa. Ya acayip tesirli bir meyve oldu belli. Ya bir kere net uyanmış bir meyve. Uyanmamış bir meyvenin böyle şeyi olmaz yani. Yani Aynı Akaino evet. ve Aokiji için de söylüyorum uyanmış olduklarını çünkü iklim değiştirecek kadar etkili ee, onlarınki de ya bu da benzer bir şekilde bir de yani aşırı kendini göstererek göstere gidiyor ya yani. kral 20 yıllık geceyi bir çok anda aydınlığa çevirdi ya Harbiden Kral şey. bir adam abi ben size söyleyeyim Ryoku gibi Ulan 20 yıllık şeyi bir, bir geceleyinle düzeltti yani. Döndüğü zaman Akainu'dan iyi bir aferin alır gibi geliyor. O huyu hoşunuza gitti mi bu arada? Akainucul olması. Nefret ettim biliyor musun? Çünkü Arten niye? Etmişti. Neden? neden? Bütün amirallerin kendi adalet anlayışları var diyorduk her Aynen. zaman. Ama bunun kendi adalet anlayışı yok. Aynen. Akainucul adalet. Amir evet Bu amiral olmak için gerekli ruhsal olgunluğa sahip değil yani. Hı -hı. Her, ya o bu fan boy karakter bu fan fan boy zaten ya yani e, şey ne derler yani çok bana şey geldi çok böyle patolojik geldi o lafı zaten işte aferin almak istiyorum Amiralimden falan gibi yaptı kendini okey yani Ya Doğru. isim vermedi bu arada sarkızım yapmış olabilir bana. mi ben sonra gülüyor ya böyle ha <laughs> diye gülüyor ya böyle belki dalga geçmiştir. Belki... Ya karakteri 3 panelden değerlendiriyoruz şu anda zaten evet, yani. Aynen. Belki de belki de gidecek şey diyecek. Luffy tebrik ederim çok iyi yaptın. Ben <laughs> gidiyorum falan Kral diyecek ya yani. yani. Evet. Biri şey yazmış ya. Hitout Hitonda model hazır. Hazır da böyle <laughs> yürüdüğü yerde yeşile bu yeşile dönermiş ya yürüdüğü <laughs> yerde. <laughs> Abi bir... ya <laughs> ilginç oluyor. <laughs> Hızır bayağı iyi. Akainu e, ile ilgili benim yayında böyle saatlerce konuştuğumuz bir tahmin yapmıştım. Yani uzun uzun anlatmayayım da ben Ryokugyu Akainu ve Fujitora'nın önceden tanışıklığı olduğunu düşünüyorum. İzledim mantıklıydı. Üçünün de eski kelle avcısı olduğunu e, ve işte çok büyük bir olay yaşanıp Fujitora'nın kendini kör ettiğini Akainu'nun da denizci olduğunu. Hani neye şahit oldularsa artık. Ve Akainu da iki amiral boşluğunu işte yeni dünyada çok güçlenmek istediği için, donanmanın çok güçlü olmasını istediği için... ...iki böyle eski arkadaşını çağırıp amiral yaptı gibi ben düşünüyorum. <laughs> zaten bu, e, Ryoku o repliği okursan, hani ta, en başından beri ben seni örnek alıyordum dediği... ...iki yıllık gibi gelmiyor bana o. O iki yıllık bir örnek alma da kurulacak bir cümle değil bence o. Hani çocukluğumdan <laughs> beri seni örnek alıyorum gibi. Bu amiraller gökten indiği çok belli zaten çünkü... Bunlar olmasa bunların yerine gelecek amiral adayları hazır kenarda bir kadın, evet, bir evet. erkek isimleri adlarına kadar her şeyi hazır kenarda bekliyor. Bunlar o e, hızlı asker almazsa inmişler bayağı güçlü adamlar varmış dışarıda diye evet. ki bu şey sorusu da oluşturuyor ya dışarıda gerçekten amiral kadar güçlü adamlar bu kadar doğal rastlanabilir bir şey mi? Olmaması lazım aslında. Hı -hı. Olmaması lazım. Mesela diğer yani... bir argüman da şu. Hani e, Akainu nasıl bu kadar çabuk güvendi? Mesela Engin abinin o şeyi tahmini biraz sağlıyor bunu, Hani tanı, tanıdığı için güvendi. Abi bütün Mesela repliklere de... tek tek bakarsan kapı aralarında inanılmaz bir samimiyet. Hiç öyle evet, komutan evet. şey ilişkisi olmadığını görürsün ya yani Fujitora ile Akainu'nun tartışması. Tabii tabii. E, Fujitora ile Ryokugyu'nun konuşmaları. Ya Sakazuki-san seni almamı söyledi de işte bir şey yapmayacaksan almayayım falan. Hani sanki iki arkadaş gibi hep konuşuyorlar. Bir, bir de üçü de Japon ismi. Bu normalde bak Naruto veya başka bir anime olsa dikkat edilecek bir şey değil de One Piece'te Japon ismi çok az. Evet. Ee, ve bunların üçü de Japon isimlerine sahip. işte ikisinin de dövmesi var vücudunda. Fujitora'nın bilmiyoruz var mı yok mu böyle o eski Yakuza dövmeleri gibi böyle bütün vücudu kaplayan. Evet. Ryoko, Koguda da, Akaino da da. Yani ben öyle hissediyorum. Zaten bir Akaino'nun hikaye arkı başlaması lazım bir yerde. Çünkü Hı -hı. E, anlatılması gereken bir adam Akaino. Çok o az yüzden... görüyoruz abi. Yani arkadan ya da şey. Söyle Hı -hı. abi. Ya da sağlam dövülmesi gereken bir adam diyecek. <laughs> 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 <Ben gülüyor> Doğru. Yani ben çok merak ediyorum hakikaten bu karakterleri. Neydiler? Geçmişlerinde ne oldu? O kadar böyle gizemli ki çok da çok da böyle ilginç geliyorlar. Bana şey gibi geliyor bu rüyük muhabbeti acaba o mu? Ee, tam bir tanı tanışıklıklara falan vardır bunların. Ben de ben de öyle düşünüyorum. Geçmişte belli ki bir şeyler olmuş. Belki bunlar Cypherfall gibi bir ekibin içindeydiler ya da ne bileyim Sword gibi bir şeyin içindeydiler ya da kendi yasa bir şey dışı bir şeydi bence ya. ya belki hmm. belki yasa dışı bir şeydi Çünkü tabii sürekli ki olabilir. Bir kelle belki... alma muhabbeti var. Mesela Ryoko diyor ki kellesine getireceğim diyor. İşte e, Akainu Fujitora'ya diyor ki Luffy ile Law'un kellesini almadan gelme diyor. O da tamam ben de zaten onu düşünüyordum falan diyor. Hani eski Hı -hı, kelle belki... avcısı üçlü gibi bir şey bence bu. Bu iş. Mesela şeyleri şeyleri falan hep unutuyoruz. Eskiden işte Baroque Works gibi organizasyonlar evet. vardı. Tabii, tabii. Evet. çok mantıklı. Ee, tabii Doflamingo yani, ailesi vardı yine tabii, aynı tabii böyle... böyle. Aynen. Tabii tabii. Yani belki de gerçekten de yasa dışında çalışan bir şeylerdi. Belki korsanlardı. Bunu da bilmiyoruz. Belki ödül korsanlardı. Avcısı. ödül avcısı. Ödül avcısı olabilir. Zoro sonuçta mesela pirate hunterdı falan yani. Hani vardı böyle. Mesela çok az görüyoruz ödül avcısı karakterleri bu dünyada. Ee, bana şöyle geliyor. Vega ya işte artık yeni bir silah yaptık. Ee, lafı bence biraz e, şey gibi. Eee yok yok e, bu silaha bağlı olabilir mi? Yani belki şöyle, şöyle bir şeydir. Uyanmış meyve verebiliyorlar çok güçlü insanlara. Falan gibi bir şey evet. belki. Çünkü bunun üzerine evet. çalışmaları vardı Vegapunk'ın yani. Evet borsaların üstünde falan deney falan yapmıştı yani Vegapunk. Evet ben, evet. Belki diğer amirallere de e, bir ellemiştir. Bakalım. Belki <laughs> uyandırıyor olan meyveyi falan yani. Çünkü şeye gerekiyor. Bir power up alması gerekiyordu amirallerin. Hı hı. Belki de işte hali hazırda meyvenin uyandığı bir, bir teknolojileri var artık. Bir şeyleri var yani. Hı hı. Belki bakalım, de. bakalım bakalım. yoku giden beklentimiz çok ama. Evet evet. Evet. <laughs> bu arada, ha buyur. Bir şey mi söyleyecektin Engin abi? Yok yok. Ha. İki buçuk saati açtık. Bayağı da çok iyi. şey konuştuk. Vallahi keyifliydi bu arada. Ya daha da konuşuruz yani bu arada. Evet evet. Evet yüzde bir falan konuştuk. Ha yüzde. Bunu. bunu... Zaten düzenli yapacağız benim anladığım kadarıyla bunu. Önemli evet, şeyler evet. oldukça. Hı -hı. Aa keyifli oluyor böyle. Bak ne kadar çok şey konuştuk. Daha da konuşacak çok şey aslında. Çok. çok şey Sabahtan akşama kadar. 6 saat gider program yani yapsak. Evet ki. evet evet. Arkadaşlar. E, Yavaştan o zaman şey yapalım mı? 2.5 saat olmuş. Okey. Ne diyorsunuz? Olur. Olur, Olur. değil mi? Gidelim. Çok okay. iyi. Okey. Yavaştan şey yapalım. Kapatalım. Eğer Amiral Konseyi'nin ilk bölümünü beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın videoyu. Bence gayet keyifli bir e, seri olacağına benziyor. İlk bölümden ben bunu evet, anladım. Evet. Ya ben bir 3-4 saat daha konuşurum da hani emin olamadım şimdi. Hani yorgun olanlar olabilir. Şey olanlar olabilir. Ee, e, dolayısıyla. Bunu insanlar izleyecek abi. insan izleyecek. Evet evet yani. evet. Aynı <laughs> evet. Tadını da bırakalım. De yani, tadını da bırakalım. İzleyenlere de ayıp olmasın. Valla Amiral Konsey'nin diğer yayını ne zaman olur bilmiyorum. Ee, bakalım belki final başlangıcı olur. Belki Elbaf'a giderken olur kim bilir. Belki yarın belki yarından da yakın. Ee, görürüz. Abi ilk öncelikle geldiğiniz için e, çok teşekkürler. Çok güzel sohbet ettik. Ağzınıza sağlık. Ederim. Ben teşekkür ederim. E, teker teker hepinizin ağzına sağlık. E, çok ilginç fikirler duyduk. E, arkadaşlar o zaman yavaştan herkes bir veda etsin. Öyle de kapatalım. İyi mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gör evet görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her yani ne kadar biraz fazla konuşup başınıza arttıysam da. Estağfurullah. Daha... Estağfurullah. Her zaman bekleriz bu arada. Gerçekten güzel bir sohbetti. Arkadaşlar görüşürüz. Kendi